Dünyanın her yerinden bizi izleyen gerçek kısmet ustalar, yaklaşın. Size müthiş bir haberim var. Artık YouTube'a katıl özelliğiyle hemen şimdi Kısmet Usta ailesine katılabilir ve pek çok ayrıcalığın sahibi olabilirsiniz. Herkesten önce sen izle. Reklamsız, kesintisiz, keyifle izle. Kamera arkası görüntüler, özel röportajlar ve Kısmet Usta'ya özel silmemiş sahneler. Yorumlarda üst sıralarda yer alma ve sizin için hazırlanmış özel Kısmet Usta emojileri. Özel organizasyonlara öncelikli giriş, VIP, süper Kısmet Usta kartı. Sürprizlerle devam edecek yeni interaktif özellikler. Hadi hemen şimdi siz de bu büyük Kısmet Usta ailesine katılın. Aşkı bulmak cesaret ister, buldum derken yıkılır hayaller, düşleyip sabredersin, vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur, sen yeter ki sen. Günaydın Beyza. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, sen? Yani çok da iyi sayılmam dünden sonra. Birazcık bir şeyleri düşünmeye fırsatın oldu mu? Baş başa akılınca konuşuruz, olur mu? Tamam, öyle de olur. İyi gördüm ama seni. İçi seni, dışı beni yakar misali. Ben her zaman mutsuzken de enerjik görünmeye çalışıyorum. Bunun aramızda geçen problemle hiçbir bağlantısı yok. Anlıyorum. Yani seninle böyle problemler olduğunda ben hani yayında bozuluyorum bayağı. Sen yanındakiyle gülmeye, eğlenmeye devam ediyorsun ya. Sen de intikam almak için aynısını mı yapıyorsun? Hayır, alakası yok. Ne bileyim, onu örnek verdin ya. Nasıl hissettiriyor peki sandım. Sana? Sadece onu soruyorum. Ya bayağı intikam almak için yapmışsın. İntikamlık falan bir durumum yok benim. Nasıl hissettiriyor dediğinde intikam almak için böyle davranıyorum iması veriyorsun alttan. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. İntikam alma olaylarını bıraktım. Ben son sözü sana bıraktım. Acele de etmiyorum. İstersen bir iki gün daha düşünebilirsin. Tamam. Peki. Gizem. Efendim. Senin niye moralin bozuk? Seni göremiyorum şu an. Görürsün birazdan. Ama niye moralin bozuk senin? Ailemden birisi vefat etti. Şaka yapıyorsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun Gizem. Ve şu an öğrendim. Allah rahmet eylesin. Gitme şansın da yok. Pardon, çok özür dilerim. Nihle, efendim. Günaydın, nasılsın canım? Günaydın. Ya öncelikle birazcık panik yapmamanı rica ediyorum senden. Ne oldu? Bir durum var da. Ya biz şimdi yayına girmeden önce fotoğraf çekiyorduk merdivenlerde. Düştü mü? Bir saniye kızlar. Oğuz düştü. Çatladığından veya ayağının kırıldığından şüpheleniliyor. Şu an acilde. Ve bayağı kötüydü yani. Yani böyle düz durmuyor. Ay. Belki. Mert kaç oradan?
Şaka mı? Vermesin ya. Bu yapılmaz ki. Çok erken oldu ama olsun. Biraz daha. Dayanamadım, baksana çok üzüldü ya. Sen de... Görüyorum tabii. Oy yerim seni. Ben sana böyle bir... Göremiyoruz ya. Ufak... Geç, başka yere geç o zaman. Sen geçiyorsun. Ufak bir şaka yapmak istedim sadece balım. Kızmadın değil mi? Boydum ama çok... Bak ya, tam hızdır ya. Parktan gidecekti ya. Tam hızdır evet, ya. Evet, kalbim çok hızlatıyor şu an. Su iç su. Kalbin hep beni görünce böyle hızlatar mı? Zaten. Dün kırgınım dedin. Kızgın değilim ama kırgınım dedim. Ben de çok üzüldüm. Dedim belki böyle bir şey yaparsam böyle dedim. Gülümsersin birazcık. Bugün bunları sana getireceğim. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuşsun bugün. Teşekkür ederim. Sen de çok yakışıklı olmuşsun. Sağ ol hayatım. Nasılsın? İyisin değil mi? İyiyim. Sen? Canını sıkan bir şey yok. Yok. Ne, evet. Canımızı sıkmaya çalışıyorlar ya biraz. Kimler? Bugün yanına gel, yanına gelip sana bunları vereceğim. Öpüyorum seni. Bay bay. Ha, bu arada tamam. Hatırladım. Oh, günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiydim, gayet mutluydum şu ana kadar. Buraya gelene kadar. Göremiyorum seni. Neden, ne oldu? Yırtmacın biraz yukarıda gibi sanki, rahatsız oldum bu durumda. Efendim? Yırtmacın diyorum. Ne var? Nasıl ne var? Normal yırtmaç yani. Bence normalin üstünde bir yırtmaç olmuş. Güzel duruyor bence. Tamam, güzel durabilir, yakışabilir ama bu ev için riskli yani. Burada otur kalk sürekli. Gözükmüyor mu hiç? Poz mu veriyorsun hala? Rahatsız oldum diyorum. Yakıştı diyorum ben de, poz vereyim. Tamam, yakışabilir de hani... Beni de rahatsız etti bu durum yani. Hani nasıl olacak bu iş? Yapacak. Normalde şey daha vardı. Dikkat ediyordum bu durumlara. Duyamıyorum kızlar ya. Bu mu rahatsız ediyor seni? Ediyor. Oturup kalkarken dikkat et. Mümkünse yanında başka bir şey varsa değişirsen daha iyi olur. Sana bir şey demiyorum. İyi geceler dememi büyüttün Ozan. Dün iki kere mesaj attım sana. Konuyu değiştir. Cevap alamadım. Konuyu şu an değiştirme. Konumuz bu bence. Şu anki konumuz bu. Rahatsız oldum diyorum ve umursamıyorsun. Ama şu an yapacak bir şeyim yok yani. Yanında yedek bir daha şey varsa sonra değiştirsen iyi olur. Yoksa değiştirin da oturup yok kalkarken dikkat et lütfen yani. Çok ederim, olur. Yukarıda bir yırtmaç olmuş yani. Ediyorum zaten. Sen demesen de biliyorsun. Sevinirim. Bu konuyu konuşmamız lazım bu arada yani. Hangi konu? Diyorsun ya bana, iyi geceler demiyorsun, bu benim kırmızı çizgim falan diyorsun. Kendin aynı şeyi yapıyorsun. O konuda haklısın. Ben böyle şeylerden hoşlanmıyorum. O konuda haklısın. Hassassan sen de hassas olacaksın. Yani tam ne yapıyorsun yazdım, bir dakika içerisinde cevap vermişsin ama o kadar yorgun düştüm ki cevabını fark etmeden uykuya dalmışım yani, o kadar. Evet, ben bunu normalde sorun etmem ama sen her şeyi sorun ettiğin için sorun oldu bu. Evet, bu benim hatam, yapacak yani, kusura bakma. Peki. Bir daha olmasın. Konuşuruz. Arkadaşların günaydınlarını çok şey yapmayalım. Öpüyorum. Siz tamam. Hep sabah tartışıyorsunuz ya. Niye biz, böyle oluyor? Biz mi? Bir enerjik başlayamadınız güne hiçbir zaman ya. Kardeşim. Yok, başlıyoruz. Çok ilginç. Hayırdır, buradan mı geleceksiniz ya? Ay, bunu diyen de yani Berke. Günaydın. Her gün güle güle başlıyor. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Dans etmedin. Evet, canım istemedi. Şaşırtıyorsun. Canım istemedi bugün. Hevesim yok artık dans etmeye. Bak, bir şey geldi yandan. Ne? Canımı istemedi senin için mi diyorlar? Senin için. Niye o zaman canım istemedi diyorsun? Canım da istemedi. Çünkü senin için, senin canın sıkıldığı için benim de haliyle canım istemiyor. Böyle söylersen okey. Uyumlu olmuşuz biraz sanki. Evet. Değil mi? Ya nasıl başarıyoruz konuşmadan bir şekilde denk geliyoruz. Evet, bugün gel tamam mı? Gelmeye İnşallah. Çalış. İzin verirse robot tabii. Robotla aram çok iyi değil biliyorsun. Benim de değil biliyor musun? Beni görür görmez terse dönüyor. Bana cevap bile vermiyor. Ay, ne biçim benim ya. Bu evde iki koca boşanıyor.
Günaydın yalancı insan. Çok sert değil miydi bu ya? Biraz daha yavaşlatarak girseydin keşke. Oğuzhan bunca zaman sırf elenmemek için benimle birlikteymiş. Dün gece itiraf etti bana. Nerede o? Seni karaktersiz. Sen nasıl bir insansın? Ben bunca zaman sana gösterdim bütün duygular yalan mı? Ha? Ben sana karşı çocuk gibiyim, anladın mı? Dışarıya karşı zaten böyleyim. Aynen. Bu da şaka. Ama bu kadar da yüklenilmez ki abi bir konu yüzünden. Oh be! Özgürüm! Dua et ki yani burada ben küfür edemiyorum. Anladın mı? Seni yerle bir ederim. Seni yerle bir ederim. Karakterim buradan belli oluyor. Çık kadrajımdan. Çık der misin? Çık! Çıkmıyorum. Bak işte bu her şeyin gidişatını değiştirebilir. Bir ara sakalımı uzattım. Sonra tamamen kesip sadece bıyık 3 numara. Tam bir Türk harikası o. Tabii canım. Ne sandın? Malkaçoğlu. Fotoğrafımızı çeker misin? Fotoğrafımızı çeker misin? Yaşamadan kim ne biliyor, bizi cevaplara otabiliyor. Seni benim adıma kim diliyor, sevgi zamana yenilebiliyor. Birini bulursun işte bu dersin, aynalara benzer tam çözemezsin. Yüreğin senin yerine seçer. Seçemezsin. Seni bana yazan da çizen de silen de kader değil mi? Benim sana sözüm yok artık. Dudaklarım yeminli. Soner gelir geçer buradan. Öyle bir iz bırakır ki. Şurada dans ederken bir bakmışsınız tekrar aşık olmuşsunuz. Tabii vesilen meşhurdur. Şu an için çok güzel sohbet, muhabbet ediyoruz. Benim de onu gözlerim arıyor şu anda. Umarım onun da arıyordur. Çaba istiyorum dedim. Karşı tarafın beni ne kadar istediğini görmek istiyorum dedim. Ben karar vereceğim dedim. O da çaba göstermek için hazırım dedi. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Pek iyi değilim. Sen nasılsın? Ben iyiyim bak. Oo çok yakışmış. Afena. Neydi adı? Yavru ağzı rengiyle. İçiyorum. Meyve suyu içiyorum. Birazcık uyuyamadım, uykusuzum. Neden? Dün bir hanımefendiyle konuştuk da uzun uzun. A, kim o? Bilmiyorum ya. Buralarda bu bir yerde. Bu esmer güzel bir bayan galiba. Evet. Hoşlandığım gözlü, güzel bir bayan. Büyük dudaklı, küçük burunlu. Evet. Çok tatlı. İnce belli. Çok tatlı bir kadın. Burada ya, çok yakında. Allah Allah. Yani bugün uğrayacağım kendisine. Ne yapacağım? Bugün kendisine uğrayacağım. Kim acaba? Ama bekliyordur bence o da seni. Beklesin, geleceğim. Bekliyordur. Ben beklemeyeyim o zaman. Sen bekle. Onu beklesin, ben mi? Sen bekle. Tamam o zaman. Tamam. Asena. Ay bu çok güzel. Ay sana ne? Allah korusun. O ne ya? Aynur, Aynur. Aynur. Bir adımı şey yapamadık. Ayşun oldum, o oldum, bu oldum. Aynur, Aynur gemici. AG. AGI. Sadece AG. Benim için AGI. Don't. Güzel. Efendim. Bayağı üzüldüm sana ya. Başın sağ olsun. Sağ ol. Bilemiyorum bile. Geleceğim birazdan yanına. İyi olur. Yani bir anda öğrendim zaten. Hani yayına gireceğiz. Babam aradı. Hani yapacak bir şey de yok uzakta. Ya izin verseler götürürüm seni ama. Gideceğim.
ama şu an gidemiyorum uzakta çünkü. Olsun. Seviyordum babaannem de. Çalış. Sen... Allah rahmet eylesin. Bir daha Eskişehir'e gidemem herhalde. Bir şey söyleyemiyorum şu anda gerçekten. Seni de çok fazla konuşturmak da istemiyorum bu halde. Yanına geleceğim ama. İzin vermese de geleceğim kamera. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Dinlenebildin mi? Evet yani sayılır, sen? Dinlenebildin, daha iyiyim. Kendime geldim biraz. Birazcık kahve içtim de kendime geldim anca. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bugün şeyi fark ettim. Genelde giyim tarzlarınız birbirine yakın. Yani benim biraz değişik giyim tarzım var aslında. Bir gün leopar elbise, bir gün paraşüt pantolon. Değişken. Ya her çeşit giyiyorsun aslında ama biraz böyle yine kargo pantolon falan tarzı giydiğin zaman da en azından tarzlarınız birbirine yakın oluyor. Evet, olabilir. Bu arada mısır gevreği sever misin? Mısır gevreği? Evet. Severim, ben yiyecek olan her şeyi severim. Tamam, güzel, aklımda. Tamam. Köpeğinle ne yaptın? Ne yapalım? İşte sabah veda ettim ona, buraya geldim. Sabah bana köpeğinin fotoğrafını atmış da. Tatlış bir köpek. İkimizin de köpeği var arkadaşlar. Onunkisi 1,5 yaşında, birisi 11 yaşında. Bir uyum daha. Evet, 11 sene de geçirmek gerçekten kolay değil bu arada. Yani tam bir evlat işte, bahsettiğimiz gibi bugün. Gerçekten evlat oluyorlar. Çok bağlı bir insan. Evet, çocuğun gibi oluyor değil mi? Yani tam bir çocuk buraya, aslında. Buraya getireceğim ben bir gün. Benimkisi çok çekingen, yoksa ben getirmek istiyordum. Ben bir de pet kuaföre götürüyorum, tokalar falan taktırıyorum, kuyruğu pembe. Seninki zaten çok bakımlı. Evet, gördün değil mi? Çok şıkır şıkır. Öyledir, benim köpeğim, normal. Güzel bir köpeğim köpek var, değil, senin evlat gibi. Oluyor. Köpek ama adı yani. Olsun, evlat. Adı köpek. Ya oğlum, güzel köpek. Bugün yanına gelmeye çalışacağım. Tamam. Bye bye. Günaydın yalancı insan. Yalancı. Çok sert değil miydi bu ya? Biraz daha yavaşlatarak girseydin keşke. Biraz daha hızlandırayım ben bence. Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim hepinize. Oğuzhan bunca zaman sırf elenmemek için benimle birlikteymiş. Dün gece itiraf etti bana. İşte bu kadar da karaktersiz bir insansın sen. Nasıl yani? Bunu sana kendisi mi söyledi? Evet, kendisi bana söyledi. Sence böyle bir şey olsa gerçekten sana söyler miyim Dilara? Böyle bir şey var, ne yapacaksın? Yine şakaya mı vuracaksın? Şakaya vuracaksın değil, senin sabahki ağladıktan sonra 2 dakika sonra dans etmen. Ya konu o değil. Bak, konuya geliyorum zaten, bir dinle. Zaman, konuya geliyorum bunca zaten. Bunca zaman sen tamam. Yalandan beni oyaladın sırf elenmemek için. Elenmemek için? Evet, bunu kendin bana dün itiraf ettin. Evet, ateş elenmemek için sevdiğim kadının kırmızı odada başka bir erkekle gördüğüm zaman gözyaşlarıma hakim olamadım. Elenmemek için. Elenmemek evet, için değil mi bunlar? Hepsi oyundu. Sen çok iyi bir oyuncusun. Bunların hepsi elenmemek için değil mi? Senden o kadar nefret ediyorum ben zaten ki, iğreniyorum ki şu an sana bakarken. Ben zaten elenmem ki. Benim bunu sana akşam söyleme sen sebebi... Sen benim sayemde burada kaldın, biliyorsun değil mi? Senin sayende mi? Benim sayemde sen bu kadar söz hakkı verirdin emin sana. Misin? Evet. Emin misin? Evet. Bence bu kadar emin olma. Sen... Bu kadar zaman boyunca benim duygularımla oynadın. Ben sana şaka yaptığımı söylemedin mi? Bu kaçıncı şaka? Bu nasıl şaka yani? Bir şey diyeceğim. Zaten böyle bir şey olsa ben sana söyler miyim? Ben sana hiçbir şekilde inanmıyorum ve tamam. Tanışma yolunu bitiriyorum. Okey, bitiriyorsun ama... Bitiriyorum. Gelip de burada bana rol yapıyor diyemezsin. Sen tam bir oyuncusun. Anladın hadi mı? Rol yapıyor diyemezsin. Hadi şimdi mağaranın çöplüğüne dön, hadi. Rol yapıyor diyemezsin. Seni o mağaradan da çıkaran bendim farkındaysan. Mağaradan çıkaran da mı sendin? Aynen, şimdi tekrar mağarana dönebilirsin hadi. Ben zaten senin her şekilde karakterimi belli ediyorum ve karakterimin dışında hareketler yapmıyorum. Anladın mı? Sen ne anlatıyorsun sen? Sabah fake dans ediyorsun, fake ağlama yapıyorsun. Ya ben duygularının, ne? Senin duygularının sahte olduğunu düşündüm. Sen bunu bana açıklaman için dün akşam sana rol yaptığımı söyledim. Sırf senden bir tepki bekledim. Anladın mı? Bunca zaman boyunca senden bir tepki bekledim. Küçük küçük bahaneler oluşturdu işte. Ona yapma, şunu yapma, böyle bir iki şey yapacaktı, bitirecekti benimle. Sen dün kendin itiraf ettin. Kendi ağzıyla böyle bir cümle mi kurdun? Ya böyle bir şey olsa sana niye söyleyeyim ben sana? Ben ağladıktan sonra bana dedi ki şaka. Saçmalama. Olsan böyle bir şaka mı yapılır?
Senin şaka anlayışın nasıl? Ozan'ın şakaları biliyorum. Bu şakayı neden yaptığımı biliyorsun. Gelip burada konuşuyorsun. Anlamak da istemiyorum. Tamam. Beni dinlemiyorsun şu anda. Gerçekten karaktersiz bir insansın. Ağrım ağrım diye takılıyorsun ya, sen yerlerdesin şu an. Karaktersiz bir insansın diyorsun. Farkındasın değil mi? Evet. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Aynen duyuyor. Tamam. Şimdi benim bunu yapma sebebi. Hadi biraz daha rol yap. Hadi, beni hadi, dinle. Hadi. Benim bunu bu şakayı sana yapma sebebim sabah ya bana sabah ağlayıp ondan sonra dans etmen. Dün geceki sabah ağlayıp ağladıktan sonra bak beni dinlemiyorsun. Devam ettirdin bana. Bak beni dinlemiyorsun. Beni bir dinle. Ha, ben söyle, bir ha, konuşayım. Söyle, yalanlarını dinleyeyim. Anladın mı? Ben bir konuşayım. Sabah orada üzüldükten sonra geliyorsun dans ediyorsun ben. Gün boyu modum düşük takıldım. Neden? Dedim ki bana olan duyguları sahte. Aynen. Benim modum zaten düşüktü. Bu yüzden senin de senin gerçekten duyguların doğru mu, gerçek mi ya da sahte mi olduğunu öğrenmek için sana ben rol yapıyorum. Sen de rol yaptığını söyle dedim. Orada seni bana söylemeni senin bekledim. Senin bu şüpheye düşmem bile bu ilişkiyi tamam, bitirebilecek neden? Tamam, söylemeni bekledim. Zaten böyle bir şey olsa, rol yapsam sence sana gelip söyler miyim? Anladın mı? Konuştukça sence bunu sana söyler ben mi? Ben seninle hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Hiçbir şekilde rol yapmama gerek yok. Ben burada zaten tanışma yolunda olduğum kişiyi parlatacak bir insanım. Anladın mı? Sen hiçbir şekilde ben bu şekilde bir insanım. Ben seni parlattım. Sen ne konuşuyorsun? Benim zaten bak gelelim var. O eve. Ben seni parlattım Dilara. Anladın mı? Ben seni parlattım. Bak, sen neden bahsediyorsun? Yok benim sayemde elenmedi. Ben zaten elenmezdim ki. Anladın mı? Olsan böyle bir şakanın ne manası vardı? Daha sen, dün, sen şimdi göreceksin kim kime şaka yapıyor. Böyle şakanın ne manası? Bak İlayda bazı şeyleri sakin anlamıyorsun. Ol. Lara, Olsan, sakin ol. Sakin ol. Bak belki şaka, belki böyle bir şaka yapmaman lazımdı. Sen daha dün bana Kırmızı Oda'da Dilara ile konuşur musun diyorsun. Ben buraya geliyorum Dilara'ya diyorum ki bak Dilara senin haksız olduğun noktalar var diyorum. Aranızda bir şeyler düzelsin diye. Sen akşamı kıza böyle bir laf söylüyorsun. Doğru mu sence? İlayda, benim neler düşündüğümü, neler hissettiğimi bilmiyorsunuz. Tamam ama olsan o zamanı mıydı? Bak o sabahki tavrından sonra yatıyor, sabah üzüntüden kapşonlu giymiş, yatıyor. Yattıktan sonra iki dakika sonra müzik çalıyor, oynamaya başlıyor. E tamam, o yani içinden o gelmiştir. Bunu yapması, bu cümleyi duymasını gerektirir mi? Arkadaşlarına da sor bence. Bir şey daha söyleyeyim. Ben burada bir tartışma oluyor, bir hani hata yapıyor. Geliyorum konuşuyorum böyle hani bir şey konuşuyorum oradan ben konuşurken ciddi bir şekilde Mert'e diyor ki Mert kahveme getirdin mi? Yani benle birebir diyalog kurmuyor. Sürekli başkalarına sürekli gözü farklı yerlerde. Olsan ama sen de o gün sevgilim değil dediğinde alınmış olabilir yani. Lütfen biraz ne yaptığının farkına var. Bak ilişkiniz düzelsin diye uğraşıyoruz biz. Sen iyice işin içine batıyorsun. İlayda bir şey diyeceğim. Evet. Abi böyle bir laf mı var? Kanka, sıkıntılı bir olay haberin olsun. Allah yar ve yardımcın olsun. Bol şans diliyorum. Sen ne yapıyorsun? Ya bana bak karaktersiz falan diyor. Ben gerçekten bunlara katlanamam ya. Eyvah. Sen istersen vallahi sakin. Git. Yemin ederim sakin. Sen ama yine de sakinliğini korumaya çalış. Bence. Nerede o? Seni karaktersiz. Sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir insansın? Ben bunca zaman sana gösterdim bütün duygular yalan mı? He? Niye öyle ifade ediyorsun o zaman? Sen gerçekten burada oyun oynadın. Oyun oynadım. Ben dün salağa yattım. Sen sürekli böyle şakalar yapacak mısın bana? Dilara, senin duygularını ben anlayamıyorum. Anladın tamam, mı? Bana hissettiğin duyguları anlayamıyorum. Ben nasıl fark ettirebilirim duygularımı? Millet sen neler neler söylüyor biliyor musun? Ne söylüyor? Herkes, millet ne söylüyor? Çok kişiden, merak ediyorum. Bak, 10 kişiden 9'u, 10 kişiden 9'u diyor ki Dilara elenmemek için işte bu şekilde bir yola girmeye çalıştı falan. Ben bundan etkilenen bir insan değilim. Etkilenmem de. Bunu kim yazdı? Ben hiç böyle bir yorum görmedim. Ben böyle yorumlardan etkilenen bir adam ben değilim. Ben hiç öyle bir yorum görmedim bu zamana tamam, kadar. Tamam gir bak geçenki bölümün sen yorumlarına. Sen bahane oluşturuyorsun. Ben böyle bir, bak ben böyle bir yorumlardan etkilenecek bir insan değilim. Ama ben bir haklı olduğum bir konu var seninle tartışıyorum. Diyorum ki sana ya özür dile ya da bana bir açıklama yap. Ne açıklama yapıyorsun? Bu. Özür bak, diliyorsun. Hastası. Özür diledikten vallahi sonra mutlu oldun mu diyorsun? Sen yani bana karşı bunca zaman bak kızıyorsun ya mesela sinirlisin ya. Oynadın, bu evdeki ben senin duygularını oynamadım. Kıskançlık anladın hepsini bahane oluşturdun. Emin misin? Yarın bir gün kendi adına bitirecektin. Ben bu kadar iyi rol yapabilen bir insan sen mıyım sence? Sen çok iyi rol yapıyorsun. Rol yapabilirsem. Sen dışarıda bu kadar ağır değilsin. Dışarıda sana karşı değilim. Dışarıda yok. Herkese karşı hayır, aynıyım zaten ben. Senin o dünkü konuşmadaki dışarıda sana karşı böyle oluyorum. Ben onu bundan sonra olmam. Bundan sonra sen şakaya dönüştün. Bundan sonra olmam. Her zaman böyle söylüyorsun. Kişisel karakter bozukluğu var. Ben dışarıda farklı değilim. Olsan da. Ben dışarıda da aynıyım ama sana karşı ya, bu şekilde tamam, olduğum için geliyorsun burada bunu konuşuyorsun.
Ben sana karşı çocuk gibiyim, anladın mı? Dışarıya karşı zaten böyleyim. Aynen, al. Dilara, çok abartıyorsun. Bana ne diyor ya? Ama bu olmaz ki. Bana Ozan, ki, konuşarak dur. Anlaşabilirsiniz. Ozan. Nasıl anlaşım bu ya? Rümeysa gelip Ozan, seni karşılayacak. Abi ne oluyor kızcağız? Ama ikisi tersler ya. Girmeyin ya. Yani sus hareket yanlış işte diyorum kardeşim. Olsan ne cevap verebilir abi. Ne yanlış değil mi yani? İkili ilişki var burada. Ya siz çok tuhaf yerde giriyorsunuz. Abi ne tuhaf yerde giriyoruz ya? İki kişi konuşuyor burada ya. Ya siz bir şeylerin farklı... En farkındayız abi. Sen karaktersiz bir insansın. Anladın mı? Sen çift karakterli bir insansın. Oğuzhan buraya geldiği günden beri gıkı çıkmıyor. Anladın mı? Ağzını bıçak İlk bölümleri izle anlarsın. Ya bir şey söyleyeceğim. Hatta kritiklerde Öykü Hanım soru sorardı. Oğuzhan böyle mırın kırın yapardı. Öykü Hanım derdi ki Oğuzhan konuşsana. Evet. Ondan sonra tuttu bu işte ilk başta Tatyana mıydı? Rümeysa. Rümeysa'ydı. Hani bu Rümeysa muhabbeti vardı. Sonra Tatyana Rümeysa gibi. Rümeysa o sahteyi sokmadı. Sahteyi böyle sokmadı gibi bir şey oldu. Böyle çünkü bir afalladı. Hani sessiz ya. Ahset oradan oldu. Sonra bana geldi. Tekrar Rümeysa'ya döndü. Ondan sonra tekrar Rümeysa'da şansını dedi. Dedi ki hiçbir şey yokken ortada kırmızı odaya çarptı. Dedi ki bir gün öncesinden Ozan dedi ki bro mutluluklar size. Ne benim adımı bir daha anmayın bir dedi. Daha aynı bu el hareketiyle. Bir gün sonra Rümeysa'yı kırmızı odaya çağırıp Rümeysa ben sana çok hoşlanıyorum dedi. Kafa karıştırmaya senden çalıştı. Senden vazgeçmeyeceğim dedi. Ondan sonra bu ben olaydan Rümeysa sonra bu geçti. Ben Rümeysa için bir seçenek değilim ama savaşmaya sonra, hazırım Tatyana, dedi. Sonra Tatyana ne? Ben Rümeysa için bir seçenek değilim ama savaşmaya evet. Hazırım dedi. Ondan kim, sonra Oğuzhan Rümeysa mı? Bitti. Evet. Tatyana girer çıkar adım gibi uydum oldu. Diye sonra geldim. Bana yöneldi. Helal. Ben de Oğuz'la iyiyim ya. O sadece ben Oğuz'u şöyle kolunu tuttum. İşte bu Dilara ile Oğuz muhabbeti vardı. Kanka dedim hani git bir konuş gibi sen tuttum diye. Bana laf söyledi. Bunu eğer gerçekten bir insan rol yapıyorsa ciddi bir şekilde sana söylemez. Sen. Ben salağa yattım dün gece. Ciddi gece. O gözyaşlarımı gördükten sonra sen şakaya vurdun. Ben çünkü çok iyi farkındayım. Musun? Neden biliyor musun? Neden? Çünkü gözyaşlarını gördükten sonra ikna oldun beni. Bana karşı gerçekten hislerinin olduğuna. Bunu görmem gerekiyordu. Sen bu kadar bakışmalarımızı, yakınlaşmalarımızı yalan mı gördün yani? Niye bu şekilde beni şey yapmaya çalışıyorsun? Dilara sen kendinin farkında değilsin. Niye İzlediğin ikna zaman etmeye anlayacaksın. Çalışıyorsun bu şekilde? Bak, bu şekilde mi ikna edilir? Ben bir konuşayım ondan sonra sen de konuş. Öyle anlaşalım. Hani araya girdiğin zaman anlaşılmıyor çünkü. Kendini izlediğin zaman anlayacaksın. Burada ben ne zaman sana sen haklısın veya ben haklıyım. Ne zaman sana iletişime geçmeye çalıştığım zaman hiçbir zaman o konuyla alakalı bir fikir veya duygularını hissettirmedin bana karşı. Seninle bir şey konuşuyorum sürekli kafan başka yerde, aklın başka yerde. Hala sürekli. Bak bu bahane değil işte. Anladın mı? Ben gerçekleri söylüyorum şu anda. Bahane diyorsun beni sinirlendiriyorsun. Ben niye bahane edeyim? Ben hiçbir zaman hayatımda yalan söylemiş bir adam değilim. Yalan söylüyorum. Anladın bana mı? Yalan söyledim. Değilim. Ben dün gece benim burada modumu biliyor musun? Her benim dün şey... gece içimde hissettiklerimi biliyor musun sen? Bilmiyorsun. Umurunda ben, değilim ki. Ben burada oyun ayakta zor durdum ya. Senin o hareketlerinden sonra. Ayakta yalan, zor durdum. Hepsi oyun. Hepsi oyun mu? Oyun. Evet, hepsi oyun. Mi oyun? Ben seninle de tanışma yolumu bitirmek istiyorum. Çünkü ben seninle hiçbir şekilde yapamıyorum. Tamam, olmuyor. Sıkıntı yok. Bitirebilirsin. Kendi sıkıntı kendini yok. Patlattın sen. Sıkıntı anladın yok. Mı? Bitirebilirsin. Benim korkum bu değil. Sen insanlara bak, iyi görünmek için bir şey diyeceğim. O kadar tanışma yolunu iyi bitir ya da bitirme. Bu o benim kadar işim. İyi oyunculuk yapıyorsun ki sen. Şu an bu duruşun bile oyunculuk yani anladın mı? Oynuyorsun şu an. Ben mi oynuyorum? Evet, yoksa oynuyorsun. Sen mi oynuyorsun? O dün bana yaşattığın şey... Burada izleyenler görüyor, herkes görüyor. Ben seninle tartışırken nasıl biri olduğunu ben görecekler. Ben seninle tartışırken her zaman duygularımla tartıştım. Bunu zaten sen de izlediğin zaman sen de göreceksin. Ama sen hiçbir tartışmada duygularınla hareket etmedin. Sürekli rol yaptın. Ben anladın mi rol yaptım rol ya? Yapıyorsun. Sen niye rol üste yapıyorsun. Çıkmaya çalışıyorsun sen? Üste çıkmaya çalışmıyorum. Eğer bu hareketlerini, bu söylemlerinden sonra rol yaptığını düşünüyorum. Ki bunları yapmadan bunu önce. Bunu senin olayların patladıktan sonra bunu ben düşünmem gerekiyor. Olayları kim patlattı? Mı? Kim sen patlattı? Sen yaptın. Bir insan kendini patlatır mı? Patlatır mı? Evet, bana bunu açıkla. Patlattın kendini. Bir insan kendini patlatır kendini mı? Dün gece patlattın. Buse ile olan konuşmanda da kendini patlattın. Oyun dedin ya, şaka dedin Buse ya. Buse ile olan konuşmaları mı açacaksın? Heh, evet, hepsi. Bak ben şu an onları hepsini birleştiriyorum ben, şu an gözümün önünde diyorum ki. Bu çocuk gerçekten bak, bana rol yapmış. Dilara. Senin o salak saçma kıskanmaların tamam mı? Sen böyle biriktirdin en son diyecektin ki Dilara kendi değiştiremiyor çünkü duygularım yok bana karşı. Sen saçmalıyorsun bitirecek. Şu an ne alakası var? Ne alakası var? Ben öyle duyguları şey olan bir insan o dün gece o cümleleri kurmazdı. Hangi cümleleri kurdun? Ben sana bitirmek istediğimi nereden çıkardın sen? Bitirmek istediğin değil. Ne? Demedin mi işte
Bak ağzımı açtırma benim. Ya oğlum ben gerizekalı bir adam mıyım? Sen beni tanıyorsun. Sen dün bana demedin mi işte bu programa aşk mı yaşamaya geldik? E tabii tamam. Ki de oynayacağız. Tamam rol yaptım. O roldü zaten. Rol yaptın. Rol evet, yaptım çünkü o roldü. Çok iyi rol benim yaptın. İsterim gerçekti. Sana karşı gerçek değil. Sana karşı senden bir şey hissetmiyorum. Senden bak. Hislerin gerçek olsaydı bu şekilde ben de konuşmazdım bu gece. Biz zaten hep böyleydik. Ben o gece de konuşurken döktükten sonra hep konuşurken sen aradın. Konuşuyorsun. Hep konuşurken sen konuşuyorsun. Ben rol yaptım. Nerede yaptım? Her sana karşı yaptım. İsterim yok. Oyun oynuyorum diye derken rol yaptım sana. Benim bütün hislerim gerçekti. Dilara'nın arkadaşısın sen. Aşkım, sana bir şeyleri anlatmak istiyorum dedi. Anlattı, hak verdiğim noktalar oldu mesela. Tamam mı? Evet dedim. Bak Dilara da burada yanlış yapmış, yalancı. Şurada yanlış yapmış. Mesela işte hasrete dedi, kızdım dedi. Benim hakkımda çok kötü konuşuyor dedi. Dedim ki Dilara kulak asmaması lazım. Doğru dedim. Arkadaşısın, uyarırsın. Ama kulak asmaması lazım dedim. Geldim burada Dilara'ya dedim ki Dilara kimseye ilişkine müdahale ettirme. Diyorum zaten. Kızı iyiliyorum olsana ilişkileri bozulmasın diye. Adam eve gidiyor akşam Dilara'yı arayıp ilişkiyi toparlayacağım. Arkadaşlar evet kimse diyor ki Dilara beni gece o ağlamasıyla evet. arayamaz. Ben de Oğuzhan'la ilgili istediğim yorumu da ben yaparım. Seninle, karışamaz ben seninle da. Gerekirse karşıma da alırım. Sadece elenmemek için. Hayır ilk evet, başta diyor ki bak ben biliyorum dakika, diyor. Ben şunu bir anlatayım ondan sonra bu olaya bağlayın. Sonra bu olay muhabbet bitti işte ben beni tanımak istediğini söyledi. Sonra bu kol muhabbeti olunca yok istemiyormuş. Hepsine de aynı muamele yapıyor. İşte ben Rümeysa'yı oturuş kalkışı için beğendim. Ben Hasret'i oturuş kalkışı için hani öyle tuttum gibisi. Biliyoruz sonra Buse'yle, ben ileride söylüyorum. Sonra Buse'yle bu muhabbet oldu. Hani görüşme, Buse'ye talip oldu. Aynen Buse'ye talip oldu. Hani oldu bitti olmadı bile. Kişisel karakter bozukluğu var. Sonra Dilara bir kere, oldu. Ya o konuyu evet. Girmek istemiyorum da sana talip olup sonra böyle bir şaka yapması da çok acayipmiş mesela. Bak şimdi sorun şurada. Şakalar ve sorun şurada. Dilara'yı arıyor görüntülü de. Görüntülü mü normal mi bilmiyorum. Diyor ki benimle diyor program için mi birliktesin? Dilara diyor ki hayır. O da diyor ki ama ben seninle program için birlikteydim. Elenmemek için. Elenmemek için diyor. Dilara ağlamaya başlıyor. Bir gram tepki vermiyor kızın o ağlamasına. Telefonu da kapatıyorlar. Beni Dilara gece 1.30-2 miydi neydi bir aradı. Normal oturuyorum ben bir açtım. Ablam odada uyuyor. Aşkım odadan ablam Yeliz ne oluyor diye kalktı. Diye ağlıyordu Dilara. Feryat figan dedim ki ne oldu? Bir şey oldu hani. Programla alakası bile yoktu. Sonra dedi ki Oğuzhan benimle dedi işte formaliteden birlikteymiş. Program için birlikteymiş. Tam biz öyle ağlar konuşurken. O aşk sözleri şeyler. Yanına var. Geleyim mi dedim bak Dilara tamam, o kadar kötüydü ki yok. Gece 2'de geleyim mi dedim. Evde herkes tek bir de kız. Sonra yok dedi Oğuzhan arıyor dedi açayım mı dedi aç konuş bir dedim. Dilara kapattı Oğuzhan'la konuştu geri aradı dedi ki şaka yapmış. Oğuzhan demiş ki tepki verip vermemeni, tepki verip vermeyeceğini ölçmek için yaptım. Aynen kanka. Birincisi bu kız senin denek tahtan evet, değil. Evet. Değil sen bu kızı o kadar üzecek o kadar altacak bir pozisyona sokamazsın. Bu yükselmesi olduğu zaman ne olacak? Zaten daha peki gergin. Burada Dilara senin yaptığında hiç doğru değil demem de ne var? Heh, bak, bak çok doğru ama yeri değil. Sebebi ne? Zaten Oğuzhan mağdur. Burada hı-hı. Rencide görüyor kendini. Ya kardeşim, yandan gelecek işte bir bak, destek bunu fiştekleyip Oğuzhan'ın duygularını dışarı vurdurabilir zaten anladın mı? Zaten en yüksek seviyede tartışıyorlar arkadaşlar. Ben yaptığı hareketi yanlış değerlendirdim. Yanlış, yani bunun yanlış zamanlaması. Evet, hepimiz evet, yanlış zamanlamasına siz takılıyor olabilirsiniz. Olay tamam. Çok sıcak, anında gelişen bir durum ve dediği gibi yani senin vermiş olduğun ya da bizim vereceğimiz oradaki herhangi bir tepki. Kardeşim, Oğulcan için hata da geçirebilirdi. Mert'ciğim, suyu doldu. Şimdi hararetlendi ya. İkisi de yüksek ya. Su o yanındaydım. Yanımda doldurdu ya. Kızcağız dedim benim algım hani su içecek, rahatlayacak. Oğlum, ben de su atınca ben şaşırdım abi. Onu şaşırdım. Biz de şaşırdık. Ya biz de şaşırdık hepimiz. Ya tamam siz durabildiniz ama ben duramadım abi. Bu çok büyük yanlışmış gibi gelmeyin bununla bana. Bak, büyük yanlış. Ben değil, bak şaşırdım ama bak yanımda kız su doldurdu hani içecek sanarken yanımda oldu olay. Belki o kadar uzakta olsam reaksiyon vermeyebilirim. Yanımdan geldi su. Dilara bu da çok yanlış. Ne yapıyorsun? Yanlış bu zaten kaynaklı. Herkes söylüyor. Ağzından yanlış. Çıkmış okay, ama bu kadar tamam. Da yüklenilmez ki abi bir konu yüzünden. Bir şakası vardı onu da çabuk kapattılar ya. İlay'ı ben de almak istiyorum deyip erkeği bak bir de onun üstüne bir bu iki şakanın arasında bir şaka daha var. İlay'ı kırmızı tanımak istiyorum diye. Bu ne öyle? Bak onu sordum kırmızı odada. Sen dedim niye şaka yapıyor. Böyle bir şey söylüyorsun? Ya madem hoş geldiniz. Sürpriz yapsaydın oğlum gidip. Bir gözlerini kapatsaydın. Hoş geldin Bebito. Geleceğim birazdan yanımda. Selamlar Beyza iyi misin? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buse selamlar. Hoş geldin. Anladın mı? Sen niye böyle bir şaka daha yapıyorsun? Sana yapma kardeşim. Şaka zaten bu kızın çoktan doldu. Şakadan dolayı zaten travma yarattın kıza.
Daha ne diye İlayda'yı tanıyacağım şakası yapıyorsun. Hasret, ben o gün orada oturuyorum, tamam mı? Hani bu tarz olaylar olmuş, hoş geldin. Bu tarz olaylar olmuş. Ben şurada oturuyorum, moralim bozuyor. Murat, Yeliz, Mert falan olaylar olduğu günü hatırlıyor musun? Aha. Şurada oturuyorum gerçekten, kafamı kaldırmıyorum. Hoş geldin. O an kafamda bir şey düşünüyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelmiş burada oturuyor. Güzel, moral bozuk ya. Bak, ona da söyledim bunu. Ben Oğuzhan'ı gerçekten seviyorum ve duygularının Dilara'ya karşı gerçek olduğunu düşünüyordum. Bak, düşünüyordum artık. Ne oldu? Ben gecim neyse. Gel. Senle beraber bir konularımız oluyor, onu konuşuyorum ve açılmış gibi zannediyorsun. Açıldım, evet. Ben zaten konularım olduğu için, konuştuğum için bu şekilde gözüküyor. Benim bu rahat tavırlarım ben başka kadar insanla... rahatsız edici. Oğlum her şeyi karışıyorsun ya. Rahat tavırların, öyle mimiklerin, şu, bu. Sen çok yani güzel bir oyuncusun. Bitirmek istiyorsan bunları bahane bitirmek etme. Bitirmek istiyorum, evet bitirmek istiyorsan bunlara karar ver. Tamam, bitirmek istiyorsan bitsin. Hislerim olmasın. Anladın ama mı? Bitirmek istiyorum. Sen tamam, hislerin olduğunu düşünmüyorum. Bak, hislerin olduğunu da düşünmüyorum. Asıl ben senin hislerin olduğunu düşünmüyorum. Sana dün akşam onu söyledikten sonra gerçekten şaka gerçekten sana karşı bir şey hissediyorum derken yüz ifademi hatırlıyor musun? Sen bu şakayı yapamazsın. Gelip burada gözlerimin içine bakarak sor bunu. Niye böyle oyunlar yapıyorsun sen? Nerede sorayım? Burada sor, nerede sorabilirsin? Bir şey diyeceğim. Sence böyle bir şey gerçekten rol yapan bir kadına gerçekten gidip de rol mü yapıyorsun bana dedikten sonra evet rol yapıyorum sana diyeceğini mi bekliyorsun? Bu şekilde niye anlatıyorsun ki? Tamam, bunu ben senin sana... içinde, bunu senin içinde, kendi içinde karar vermen gerekiyordu. Bak, gözlerime bazı bakarak. Mantıklı düşün. Hayır. Hadi iç. İçmedim bu arada, içmedim. Güvenmiyorsun bak hala. Ben de içtim. Hala güvenmiyorsun, içmedim. Vallahi bir gün içtim. Haba. Tamam, öyle olsun. Ne haber? İyi. İyi denebilir. Artık iyi değilim işte, biliyorsun. Biliyorum, birazcık onun için geldim. Evet. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Ne yapayım işte. Biraz şey dedim, sessiz kalacağım bugün, hiçbir şeye karışmayacağım. Normalde çok karışıyorsun. İşte hiç yani, sıfıra indirmeye çalışıyorum kendimi. Ya tabii ki de. Senin zaten iş... başka şeyler kafamda var ya, onları düşün. Ne var? İşte hep düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Düşünüyorum. Tamam, ne düşünüyorsun? Genel. O tatlı küçük kafanın içinde ne var? İlkilikler. Şaka şaka. Sen ne yaptın? Benim işte seninle konuştuğumuzdan sonra birazcık modum düştü. Dün mü? Evet. Bugün mü? İkisi de. Dedim ne yapsam, ne etsem, düşünceliyim. Ondan sonra biriyle konuştum. Fikir almak için. Hı. İşte dedim... hanımefendiyle bir konuşayım. Böyle karşılamak istemezdim. Saçmalama. Bir anda oldu kapıdan girerken. Kombinim, her şeyim farklıydı. Babam yazdı. Babaannen düzgün işaret. Şey, hatta Nihli'ye dedim ki... Hayır dedim, öyle bir şey olamaz yani. Direkt aradım. Onlar gitmişler, vefat etmiş. Nedense kalkıyor. Uzakta olduğu için gidemiyorum. Hasta mıydı? Değil. Hiçbir şey yok muydu? Hiçbir şey yok. O yüzden zaten çok yıkıldım. Seni böyle gönlünü almaya çalıştım ama dedim ki Çiçek'te de birazcık fazla mutlu olabilir. Evet, çok evet, hoşuma oldu gitti. Mu? Çelenk dışında artık bu normal evet. Bir çiçek oldu benim için. ama sen çok hoşmuş bu arada bu. Bunlar da lale miydi bu? Sen ortaya karışık yap bir şeyler dedim. Kırmızı gül, kırmızı gülü başka bir zamanda yapacağım için. Not koymadım ama okumuyorsun ya. Ama bak. Ya buradan. Okuyorum ya, ben. Okumuyorsun ya notları hayatım genellikle. Görmedim, şaka, şaka. Vallahi şaka. Saçlığın örgüsü de çok güzelmiş. Bu örgü mü? Hı-hı, örgü. Burada da. Evet, çok tatlı olmuş. Teşekkür ederim. Bayıldım adeta. Ne yapayım? Yerin dibine girdim ben. Acaba dedim ya, hani gerçekten yerin bana karşı rol mü yapıyor an, diyorum. Anladın mı? Ben yerin dibinde değilim. Anladın mı? Yerin dibinde değilim. Sen şu an yerin dibindesin. Bana o lafları ettikten sonra sen yerin dibindesin şu anda.
Sen bana orada geldin gereksiz gereksiz. Ulan seninle bir samimiyetimiz var, seninle bir geçmişimiz var. Geliyorsun günaydınlaşmada ne diyorsun? Hepsi kül oldu gitti. Günaydınlaşmada ne diyorsun sen bana? Hepsi gitti. Nasıl konuşuyorsun? Yalancı bir insansın, karaktersiz. Ben yalancı bir insan değilim. Yalancı bir insan. Yalancı bir insan değilim. Sen kendi ağzınla itiraf ettin burada. Dün akşam sadece sana şaka yaptığımı söyledim. Sen kendi ağzınla itiraf ettin bana. Dün akşam sadece sana şaka yaptığımı söyledim. Sen Buse olayınca şaka yaptım. İlayda olayında şaka yaptım. Bu olayda şaka yaptım. Senin doğrun ne peki? Ulan sen... Ne senin doğru? Benim neler hissettiğimin farkında mısın? Sen rol yaptığın için o yüzden farkında olmuyorsun. Ne rolünden bahsediyorsun ben sen ya? Ben rol yaptığın için o kadar bu kadar sana... Ben mi rol yaptım? Sen bana adım attın, sen beni kırmızı odaya davet ettin. Ben mi rol yapıyorum? Evet ben yaptım ve çok sürekli pişmanım. Bütün adımları sen attın. Rol yapan bir insan mıyım ben? Rol yapsam evet. Ben sana adım atardım. Sen... Bir gün bu cümleleri kuracağını biliyordum. Evet ben yaptım ve o kadar pişmanım ki... Kendine iyi bak Dilara. Sen de olsan çengel. Kendine iyi bak. Çengelli iğne. Dikkat et o iğnelerine sen. Kendine tamam iyi bak. Mı? Sen, yalancı seni. Sen dikkat edeceksin o iğnelerine. Yalancı. Dikkat et bir yerlerine batmasın tabii, senin aynen, o iğnelerin. Aynen. Karaktersiz. Git bu yalanlarınla başkasını kandır. Asıl sen yalancısın. Sen tam bir yalancısın. Kimin yalancı olduğunu biliyor sen herkes. Sen tam bir yalancısın. Kimin yalancı olduğunu biliyorsun. Burada üste çıkmaya ne? Çalışma. Dün gece bana telefonda dediklerini bak. Rolcü seni. Ya bana sırf rol elenmemek diyor. İçin. Bak diyorum ki şaka yaptım diyorum. Çünkü ben senin bana karşı rol ya yaptığını arkadaşlar, düşünüyorum. Ya arkadaşlar bu adam sürekli şaka yapıyor. Bunun doğrusu rol ne? Rol yapan bir insana bir gidip de rol mu yapıyorsun dedikten sonra ne der? Rol yapmıyorum demez mi? Rol yaptığını ifade eder mi? Etmez. İnsan sevdiği kadını bunu, teyit etmek için bu kadar oyunlar mı oynar? Sadece gözlerimin içine bakarak anlayabiliyor musun bunları? Benim neler hissettim biliyor musun sen? Bana ne senin? Sen rol yaptığın için ben, beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Bunu anlamamın tek sebebi oydu. Ben zaten sabrediyordum benim burama kadar geldim ki bir yerde kendini zaten patlatacak. Ki kendini de patlattı yani. Ben derim, derim ki evet kıskanıyorum derim. Benim kimseden korkum yok, şükürler olsun. Allah'tan başka kimseden korkum yok. Sen kimsin ki ben bunun hesabını ben sana vereceğim? Ben artık bu evde bu şaka lafından çok sıkıldım. Bıkkınlık artık bir şeyler mide yapıyor. Bulandırıyor. Herkes mide, bir şeyler mide. Yapıyor anladın sonra mide şaka. Bulandırıyor. Yani bak kalkıp ilişkini düzelteceğin yerde kalkıp Dilara'ya evet. Dilara sen şunu şunu yapma ben bunu yapmayayım ki Dilara dün pozitifti. Dün ne dedi biliyor musun? Ya edit bir şey söyleyeyim Dilara'ya. Dün ne dedi biliyor musun? Program için birlikteyim diyen bir insan. Bu evet. Şaka dese bu değişmiyor. Yani ne ilişkisi? Aynen. İçinde varmış. Bunun ne? Bu ne vardı bunun şey altında? Kesinlikle bu şakanın altında gülüyor musun? Değil. Komik mi? Komik mi? Komik. Şaka burada kapıdırır arkadaşlar. Yani. Şaka. Hani güldürür. Ağlatmaz evet. Yani. Hani iki kişi de olsa gülersin yani. Aynen. Burada hiç kimse gülmüyor. Tek başına mesela... bile şaka yaptığını gülebilirsin. Kendi evet. Kendine şaka yapabiliyor. Evet. Gülüyorum birini kendini anlayabiliyorum. Aynen anladım yani. Ben. Bot merhaba. Erkekler evine gidebilir miyim? Erkekler evine gideyim mi? Tamam teşekkür ederim. Ben de gidiyorum. Bu arada çocuk düşünüyor musun? Düşünüyorum. Kaç tane veya kız erkek? Bir tane. Yeter. Kafi. Neden bir tane? Tek mi kalsın? Tek kalsın. Bence hayır. En az üç. Üç bence. Üç ne ya? Bir tane. Neden bir tane yeter? Bir tane yaptıktan sonra ameliyat olacağım. Sonra bir daha doğu yapamam. Bir daha kendimi o kadar toparlamışken. Ben spor, bu arada, spor. Bir sene ben boyunca... spor hocasıyım bu arada. Ha, önemli değil. Doğumdan yani, sonra sarkıyor. Anladım. O riski kendime atamam. Bir çocuk yeter. Kız erkek Allah ne verir. Ya ben kız ol, kızım olsun. Ben erkekçiyim. Ama benim için oğlum olacak. Oğlum olacak. Ama ben kız olsun istiyorum. Erkek en iyisi. Bence kız çocuğu. Benim gibi bir şey. Bu dünyaya bir tane daha benden lazım. O fazla fazla. Bir tane Aynur yeter. Yansıyordu senin görüntün. Baktım senin yüzün bir düştü o anda. Hı. Bir düştü. Dedim ah kıyamam ben buna hiç. Hiç uzatmayayım en iyisi. Hatta kelebek kapandı. Direkt bana şey dediler. Niye uzatmadın falan. Hani birazcık daha tepkisini görürdük. Dedim vallahi kıyamadım dedim ya. Yani çünkü... Gerçekten böyle kalbim... Nasıl? Tık 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 böyle hızlı hızlı mı? Evet. Ama böyle ondan sonra birazcık mutlu daha fazla mutlu olmuşsundur diye düşündüm. Oldum. Yani bir de şey mutlu oldum. Hani bir şey olmadığına, bir sorun olmadığına mutlu oldum. Bir şey olmadığına, hı-hı, beni gördüğüne. Hani böyle güzel bir... Güzel taktik. Ben de böyle yapayım. Tamam. Hayır ben yaptım. Bunun artık patenti bende. Neden? Ben yapamıyor muyum? Ama sen başka bir şey yaparsın bebeğim. Ama üzme. Ben çok telaş yaparım çünkü. Yani fazla yani. Ekstra. O yüzden bence sen böyle bir şey yapmasın. Bakarız. Anlaştık mı? Hı-hı. Nasıl? Bakarız. Hayır bakma. Peki kırgınlığın geçti mi? Hmm,
geçtim. Şu anda mı? Gerekiyor bana. Sen sorunca. Gelip de buraya eve gelip benimle sohbet etmeye çalışan da sensin. Ben mi rol yapmaya çalışıyorum? Sen niye şu an bunları söylüyorsun? Rol yapmaya çalışıyorsun, rol yapıyorsun diyorsun bana. Hoşuna gitti senin de çünkü evde tek kalmamak için sen sürekli... Ulan sen bana adım attın, ikidir sen bana adım attın, ondan sonra bir şeyler yaşadık zaten. Senin dünkü tavırlarını, o surat ifadeni, o rahatlığını ben gördüm. Ben salağa yattım dün gece. Tamam mı? Tamam, yatma. Hadi kendine iyi bak. Ben kendime bakıyorum. Asıl sen kendine iyi bak. Bana söylediğin lafları asıl unutma. Asıl sen bak, asla ben unutmam. Sana bak. Bu saatten sonra sana neler yapıyorum. Tamam, asla unutmam. Kendine iyi bak. Bak sana ne be? Tamam, hadi görüşürüz. Bana deme kendine iyi bak. Sana ne? Ben seni ilgilendirmiyorum. Bu ne kalabalık. Tabii. Evet baba, bir yorum yapıyordun. Şey kanka, Beyza aslında özünde hani senin gözünden baktığımız zaman iyi bir kadın. Ben Beyza'dan hani normalde kolay kolay bak birine karşı kötü bir enerji almam. Hı hı. Beyza'dan kötü enerji alma sebebi ne biliyor musun? Senin gibi aslında duyduğum şeyler birincisi. Bunu es geçmiyorum. Ben tanımıyorum. Önceki, benden önceki dönemi bilmiyorum. Ama bazı konulara böyle yorumlar morumlar falan geliyor ya. Hı hı. O yorumların çok böyle iyi niyetli olduğunu anlayamıyorum. Yoksa bak geliyor mesela. Sana gelişinden, gidişinden bir iyi şey var. Sadece o yorumları bence bir kapatırsan... Dışarıya karşı çeneyi böyle bir tık daha kısarsan doğru bir noktada, vurduğu noktada. Hı-hı. Çünkü Öykü Hanım da söyle, doğru yorum yaptığı zaman haksız çıkma ihtimali günaydın. Sıfır kanka, bastırılamıyor. Kesinlikle. Bak bastırılma şansı yok. Günaydın. İmkansız bir şey. İyi sana. Ne yapıyorsun? Arkandan konuşuyorduk, neyse yüzüne geldi. Aynen öyle. Kötü olmadı. Günaydın. Günaydın. Ne konuşuyordunuz ya? Ata anlatır ya. Biraz olumlu, biraz olumsuz. Biraz olumlu, biraz olumsuz. Gayet güzel olmuş. Tabii evet. Saçını değiştirmişsin ama. Başkaları öldürüyor beni. Kim? Herkes. Ama bir tek sana yakışıyor. Biliyorum. Teşekkür ederim. Bunu onlara söyle. Öldürmesinler. Yarın öldürürüm büyük ihtimal. Çünkü farklı oluyor ya, farklı duruyor. Ama mesela öyle ekranda nasıl göründüğümü bilmiyorum. Ben kafam çok büyük görünüyordur. Böyle yapışık oluyor ya. Çünkü... Böyle de güzel. Ama o tarz daha çok yakışıyor sana. Düz mü, dalgalı mı peki? Dalgalı. Evet, bence de. Kuaför muhabbetinizi duydum zaten. Ya farklı bir şey mi yaptı? Hep aynı şeyi yaptırıyorum ya ben şimdi. Farklı mı olsa dedim, sonra boş ver, ne? Önce ne yapacağım? Hani onunla böyle en azından düzgün durduğunu biliyorum. Evet. Ben de 3 numara mı yapsam seçimi? Bu arada 3 numara yapmıştım zamanında. Neden? İş öyle de bir denedim tarz olarak. Bir ara sakalımı uzattım, sonra tamamen kesip sadece bıyık 3 numara. Fotoğraflarım var. Ama daha tam çok... bir Türk arkosu. Tabii canım, ne sandın? Malkaçoğlu. Bunlar siz çok tatlısınız ya, siz yiyeceğim. Ya evet. Çok güzel değil de. Beğendin mi? Teşekkür ederim. Senin yorumun benim için çok önemli, biliyorsun. Bence... Oldu mu? Oldu. Aynur onayından geçtiyse tamam o zaman. Şık duruyor, anladın mı? Güzel duruyor. Hatta benim çiçeğim daha güzel bu arada. Senin çiçeğin zaten daha güzel. Ben ona hiçbir yorum yapamıyorum. Şimdi ama bu ufak bir kırgınlığı güzel. Alma çiçeğiydi. Evet ufak. Bak kırmızı senin... değil. Önemli detay bu. O bak, yüzden kırmızı. Düşünmüş onu. Kırmızı değil asla. Benimki flört çiçeği. O başka zamanda. Tabii. Bak Görkem... uğraşılmış mal yani direkt ona... Ama deneyimli olmaları da biraz beni ürkütüyor. Yok canım. Neyi? Biz Görkem'le oturuyoruz baş başa bu konular hakkında. Deneyim her zaman iyidir. Amatörlük kötü ya, boşver. Birazcık su döktün. Neler söyledim yüzüne karşı. Hiç kendi savuna buna bir... Sonuç... Sürekli senin konunu açıyor. Yeliz orada söylerken niye beni savunmadın? İşte savunacak bir şey yok ya. Savunulacak bir yanın yoktu ki savunasın. Oh be! Ne yaptın? Üstümde yükler kalktı ya. Resmen. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Buraya gel şöyle bir pozumuzu verebilir miyiz? Parmak pozumuzu buraya geliyoruz. Gel. Yeter gel. Be. Bu ne? İyisin değil mi hayatım? İyiyim aşkım. Robot. Kendine geldin. Robot evet. Bize bak. Fotoğrafımızı çeker misin? Robot erkekler evine gidebilir miyim? Lütfen izin al lütfen. Yani gerçekten ona karşı üzgündüm, bana bir şey özür dilemesini bekliyordum. O yüzden soğuktum. Bu bahane değil, iki gündür bu şekildeyiz zaten.
Bana bir özür dilesin. Ben sadece onu duyduğum için söyledim. Tamam, onun sebebi sinirli olduğum için ona karşı. Yanımda su aldı. Kız sanıyorum ki yani harareti yükseldi, su içmeye çalışacak. Yanımda bir de yani. Direkt böyle suyu şaşırdım, şok oldum bir an. Mimime de yansıyabilirdi ama bir anda suyu fırlattıktan sonra böyle gidiyordu. Dilara dedim yaptığın yani çok doğru değil yani. Tamam tartışabilirsiniz de suyu dökmeye ne gerek var dediğim gibi erkeklerin hepsi bir anda... Bunun doğru olduğunu mu savunuyorlar yani? Savunmuyorlar da zamansız girdin. Hani tartışıyorlar falan. E kardeşim onun zamanını da bırakın kendimce ben şey yapayım yani. Oranın şaşkınlığıyla sırası mı sırası değil miyi düşünmüyor ki insan o anda. Evet. Aşırı şaşırdım yani. Canını sıkma ya. Yapıyorlar böyle şeyler. Yani bu kadar... Sağlam ilişki olarak gördükleri için bir yerden yüklenmeleri lazım ya kendilerini. Her şeyi bırak bir kenara, tamam mı? Yani bu çok saçma bir... Ya bir konu bul da yüklenin bana ya. Hani mantıklı bir konu bulun da yüklenin ya. Çok... İşte o olmadığı bak, için... Bu sadece buradaki olayda olsa okey. Birikiyor, anlıyor musun? Anladım. Sanki Ozan yaşadım aynılarını. Ozan patavatsız nerede ne zaman gireceğini, ne konu konuşacağını bilmiyor. O tecrübe sahip değil. Arkadaşlar maşallah timing konusunda olayları yorumlayıp görme konusunda çok başarılılar. Gelmişler bana burada eğitmenlik yapıyorlar. Öğretmenlik yapıyorlar bana. Ders ben senin yorumlarını beğeniyorum ya. Ya kimse beğendirme derdim diyor. Ama Mesela, ben beğeniyorum. Hani teşekkür ederim bu konuda sana. Önemli senin beğenmen ama... Arkadaşların olayı yanlış yerlere götürmesi çok can sıkıcı. Sonra bize niye yükseliyorsun, biz sana ne dedik ki? Kardeşim bir değil, iki herkes değil. Benim burada yorumuma, yanlış gördüğüm yeri, fikrimi söylememe sürekli müdahale etmeye kalkarsanız birikir bende de bir yerde patlarım yani. O zaman. Neyse bu konu gerçekten şey bir konu. Asıl konumuza dönmek ister misin? Şu yastığı bence çok bırakma. Biz burada gözüküyor muyuz? Onu da bilmiyorum. Önemli değil. Neler bilir. O zaman sarıladım. Ne oldu? Yanaşarak ne yapacaksın? De kendi konumuza gelmememizi mi engelleyeceksin? Konumuz yok ki. Nasıl yok? Unuttum ben. Ben unutmam, kusura bakma. Neden unutmuyorsun? Çünkü önümdesin hala şu an aynı. Ne var? Etekle. Olabilir yani. Ya olabilir, sorun yok. Ben bu zamana kadar karıştım, gördün mü? Çünkü bu zamana kadar giymedim yani. Giyiyordun, gayet güzel şeyler giyiyordun. Hayır. Yırtmacı fazla olduğunu söylüyorum tam yani sadece. Tam yırtmaçlı giymiyordum ondan. Ay beni mi düşünüyorsun? Riskli bir yırtmaç. Sen beni mi düşünüyorsun? Tabii ki de seni düşünüyorum. Ben dikkat ediyorum ama sorun yok. Seni düşünmemem mi gerekiyor artık? Biz yolundayız ya hani. Yani biz olmasak zaten karışmam. Ama. Ben dikkat ediyorum. Sorun yok yani. Neye dikkat ediyorsun? Oturup kalkarken falan dikkat ediyorum. Yani farkında olmadan da hani bazı şeyler olabilir. Daha dikkatli ol. Peki. İşte risk teşkil edebilecek tarzda da böyle detaylar verme yani. Rica ediyorum. Emretmiyorum. Peki. Tamam. Bu işin için teşekkür ederiz. Ben sana da hak veriyorum. Sabah o yüzden öyle söyledim. Aslında öyle bir şey yoktu aklımda ama böyle daha iyi olur bilmiyorum. Ya ben senin burada fikrini değiştirmek bana kalmaz. Ama ben senin tabii kalmanı isterim. Gitme. Gitme buradan. Niye şarkı da söylemiyorsun ya? Ay. Elçiden mi? Sesimin güzelliğinden dolayı mı böyle diyorsun? Evet, bir senden şarkı duymak istiyorum. Söyleyemem. En sevdiğin şarkı ne? Ya da kimleri dinlersin? Sezen Aksu. Başka? Tarkan. Biraz karışık. Şey demişim, Güllü. Beklerim bu arada seni. Hayır. Beklerim. Hayır, biz akşam servise gidiyorum ya. Servis amca bir açıyor, bir şarkılar açıyor. Hoşuna gidiyor mu? Acı çekiyorum bat atıyor ya. Arada paylaşıyor. Acı çekiyorum ama hani güzel hoşuma da gidiyor yani. Böyle işte o servise binince aşık oluyorsun. Otomatikman aşık modun açıyor. Acı çeken aşık modu ayrıca. Altı seviyor musun çiziyorum. Dramayı? Neyi? Dramayı öyle. Ya yok, sevmiyorum da yarım saat boyunca yaşıyorum. Sonra normale dönüyorum zaten. Seni o anda aramam lazım ya.
Ama işte ben olsam tokat atardım mesela. Az yaptı. Tokat ne ya? Bir de Orhan demiş ki... işte kimle göründüysem popüler, benim sayemde popüler oldu. İşte hasretle adım anıldı, popüler oldu. Buse'yle oldu, popüler oldu. Pardon. Buse'yle derken? Yani anıldıysam diyor İyi yani. İyi de anıldığın zaman sen popüler olmadın ki. İşte o benim popülerliğimden faydalanmış olmasın. Prim şeyini zannediyor, verdi zannediyor bana. İzik. Gel de konuşma işte, nasıl konuşmayayım? Anladın mı? Nasıl susayım? Bak kendileri çözsün, bizi ilgilendiren bir konu yok ya. Bizlik bir şey değil. Okulumu bitirdiğimi görseydi. Görecek hepsini. Görecek mi? Tabii ki görecek. Yani sen... onun çok mutlu olmasını yaşadığım isterdin. Yaşadığım ilişkiden ötürü bana karşı kimsenin pek güveni yoktu da artık. Hmm. Tamam, bazı şeyleri yoluna koymaya çalıştığını emin ol görecek. Emin ol görecek yani. Gayet başarılı bir öğrencisin diye düşünüyorum. Yanlış mı? Olmaya çalışıyorum. İyi bir insan olmaya çalışıyorum. Tamam. Hatalarım oldu. Herkesin oldu. Yanlış ilişkim oldu. Yani yanlış değil, tecrübe diyelim. Tabii ki öyle. İyi katlı şeyler de oluyor insanların. Herkesin yanlış. Senin çok moralin bozdun mu? Hayır. İyiydi canım, çünkü hayır. Sen çok enerjiktin. Hiç. Su tabancası ne yapıyorsun ya? Ne? Su tabancası ne yapıyorsun? Ben orada içtiğimi zannettiniz değil mi? Ben yemin ederim biliyordum atacağını. Ben seni gözünden tanırım. Yanında oldun, teşekkür ederim. Ya hiç önemli değil. Minik kuş gel. Gel. Üzmeyelim birbirimizi ve kimseyi. Yok yok, öyle bir şey yok. Hani bir şey olmak zorunda değil ama kimse kimseyi üzmesin. Ben şu an bunu o kadar iyi anladım ki. Her an her şey olabiliyor. Kesinlikle öyle. Her an her şey gerçekten olabilir. Gerçekten bunu herkese söylüyorum. Her an her şey olabiliyor. Herkes ölebiliyor. Sırf hırs uğruna, ego uğruna. Evet. Üzmemeli kimse kimseyi. Ertelememeli. Bak kesinlikle erteledim öyle. Ben. Kesinlikle öyle. Ama hayat elimizden kısa. Şu an bir şey gelmiyor. O yüzden bunları evet, ertelediğin bazen, için canını sıkmana daha evet, fazla gerek yok. Bazen hayat, hiçbir şey yapamıyorsun. Ne yapabilirsin ki? Ama... yapılabilecek şu an herhangi bir şey yok. Devamında yapabileceğin şeyler var. Emin ol çok mutlu olduğunu görecek yani babaannen. Evet, şu an neredeyiz? Stüdyo. Öyle değil. Olmak istediğin yeri söyle. Şu an... Şenzok'tayız. Madenlere gitmek istedim. Evet, tarif et, betimle. İşte beyaz kumlarda fotoğraf, plaj kombinimle fotoğraf çektiriyorum şu an. Kim çekiyor kombinin fotoğrafını? Hadi sen olsun. Ha, çekebilirsin, izin veriyorum. İşte kombinim. Teşekkür ederim. Ama sen kaç tane fotoğraf çektirirsin orada ya? Çok. Beğenmezsin tekrar. Çok, ayarlayacağım tek tek kombinlerim. Önce makyajlı bir şekilde gidiyorum. Yani makyaj yapmamam gerekiyor. Fotoğraf çekileceğim ya. Bütün fotoğrafları halledeceğim. Hafif bir makyaj. Sonra işte gerçek tatil anı. O kötü an. Hani o makyaj falan. Onlar başlayacak. Evet, orada belki fikrim değişiyor. Aşk olsun. Olsun. Ama makyaj istiyorum. Yaşamadan kim ne biliyor? Bizi cevaplara otabiliyor. Seni benim adıma kim diliyor? Sevgi zamana yenilebiliyor. Birini bulursun işte bu dersin. Aynalara benzer tam çözemezsin. Yüreğin senin yerini seçer. Seçemezsin.
çizen de silen de kader değil mi? Benim sana sözüm yok artık, dudaklarım yeminli. Soner gelir geçer buradan, öyle bir iz bırakır ki şurada dans ederken bir bakmışsınız tekrar aşık olmuşsunuz. Tabii vesilem meşhurdur. Şu an için çok güzel sohbet muhabbet ediyoruz. Benim de onu gözlerim arıyor şu anda. Umarım onun da arıyordur. Çaba istiyorum dedim. Karşı tarafın beni ne kadar istediğini görmek istiyorum dedim. Ben karar vereceğim dedim. O da çaba göstermek için hazırım dedi. Niye dans etmedin maçı sanmıyorum? Ya pis o yapma. Hı? Niye dans etmedin? Senin için etmedim. Canım istemedi diyordun. Çünkü senin için canım istemedi. Heves yok yani artık. Dans etme demiyorum bak, yanlış anlaşılmasın. Dans et. Demek ki tutamıyorum kendimi, o yüzden etmemem daha sağlıklı. Bir iki gün dene bakalım böyle tutabiliyor musun, tutamıyor musun? Sen yine orada oynuyordun ama ben fark ettim, bir hareketlenmeye başlamışsın. Böyle böyle hareket yaptım sadece, çok modsuz görünmeyeyim diye canım yani ekranda da çok. Bebeğim oynamak çok yakışıyor ama kıskanıyor, yapacak bir şey yok. Bir daha söyle. Ama bir kere olur, bir daha olmaz. Bir daha söyle. Söyle söyle, ne olacak? Söyle. Kıskanıyorum, kıskanıyorum. Kıskanıyorum. Hmm. Ya nasıl bir şeymiş, ben de çok kıskanıyorum. İyi bir şey. Böyle o gözlerin falan oyasım geliyor mesela, anladın mı şimdi neden? Oysana nasıl oyacağım merak et. Bir oy bakayım. Gel bir arkaya. Bir oy. Saçların çok güzel olmuş. Hmm. Evet hep böyle yapmak. Yapmadım, sorun olmaz. Spacek güzeldi. Daha güzel. Sen beğendiysen böyle yapacağım tabii ki. Benim beğenmem mi önemli yani? Yani bu eve geliş amacım ne benim? Her sabah konuştuğumuz konu, her akşam yatmadan konuştuğumuz konu ne? Senin için geliyorum. Ailem beni kısıtlamıyor. Sana böyle bir şaka da yapamaz ya, onun ne haddine ya? Sen ne şaka? Yarın bir gün evlendiğimiz zaman yanına biri gidecek. Aha aşkım şakaydı. Şakadan geldi bu kadın yanıma. Bir de belalı yapar yani bunu. Hayır, Dilara'nın ona ihtiyacı mı var arkadaşlar bu evde? Ben benim değişimimi görmediniz mi? Benim bana diyor ki Dilara bir şey söyleyeceğim. Ben senin yanına gidiyorsa parlatıyorum. Tabii tabii, benim de kavgasına parlatmış. Dilo, dün sana ne dedi şeyde? Parlıyorsun. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Acaba ileride aynı cevabı mı verdik? Oğuzhan ilk buraya geldiğinde nasıldı? Hiç konuşmuyordu. Hiç. Kritiklerde bak, ne hadi birinci hafta belki kendini ifade edemiyor da. İkinci hafta bile şöyleydi, hiç konuşmuyordu. Yine bu rahat hareketleri böyle. O dün geceki konuşmasından ben anladım zaten rol yaptığını. Ağlayarak Yeliz'i aradım ben. Ağlayarak Yeliz'i aradım ben, düşün. Niye beni aramadın? Ben gelemedim. Yok, üzerine tekrar Oğuzhan aradı. Bak gözyaşlarımı bak kaç on kez sordum bak. Evet. Öyle rahat tavırlar ki evet. Hoş geldin. Hoş geldin Cicek. İyiyim, sen nasılsın? Kankam hoş geldin. Ay yani elini sıkabiliyorum sonunda, rahat olabilirim. Ne yaptı bir şey? Senin gözünden bilmek istiyorum, ne yaptı? Dağıttı ortalığı, geldi. Vurdu gol oldu mu? Nasıl konuşalım? Mert. Tamam, burada da oturabilirsin. Tamam, sonra kalkarız. Tamam. Mert vurdu gol oldu mu? Vurdu gol oldu, suyu aldı bir döktü. Siz hepiniz korkudan kaçtınız. Ben sen orada su içeceksin zannettim. Yok, bu da bana su doldurmaya çalışıyor. Ben terkozla doldur. Yakınına gider yapardı bu hareket çünkü fazla değmedi sanki. Yok. Nasıl değdi. Kırmızı da yakındı. Çok sırrı sıklamalı. Ben sana şu an şunun garantisini, garanti de değil aslında. Şuna dikkat edebileceğimin sözünü verebilirim ya da dikkat etmeye çalışacağımın. Ucu sana dokunmayacak şakalar yapacağımı ya da seni incitecek şeylerden uzak duracağımı ya da durmak için çaba göstereceğimi söyleyebilirim. Bunda okeyim çünkü haklısın zaten bunda. Ya da evet, kızlar evinde bazen birileriyle tartışabiliyoruz. Olabilir. Bazen dedikodu yapabiliyoruz. Ama ben şimdi düşünüyorum, diyorum ki ya bir şey söylesem dün şey de beni çok ürküttü. Şimdi ben Batla devam edeceğimi söylesem, bu sefer her bir kavga ettiğimde, her bir dedikodu yaptığımda ya da ağzımdan çıkan her kelimede ya bu kelimenin sonunda acaba ben bunu söylersem Bat beni terk eder mi düşüncesi her zaman aklımda bulunacak artık. Bundan da kaçamıyorum şu an beynimin içinde. Burada olmasak, dışarıda da görüştüğüm biri olsan da bu çok problem değil benim için.
Ama sen bu kadar hassasın deyip bana aynısını yapman konu. Yani ben böyle şeyler beni çok sinirlendiriyor. Kendi başıma gelince anladım olayı. Kendini hoşuna gitmeyen şeyleri neden karşındaki insana yapıyorsun? Ya da o zaman olayı büyütmeseydin. Yani bilmiyorum, hiç hoş değil. Dediğim gibi kendi başıma gelmeden anlayamadım olayı tam olarak ama gerçekten çok kötüydüm yani. Aşırı yorgundum. Hatta şey niyetli yazdım yani. Bittin ne sen. Yapıyorsun dedim. Ne yapıyorsun size şunu bunu yap. Tamam hadi ben uyuyacağım mı yazacakken ki öyle hani bekletmedin de bir dakika içerisinde cevap vermişsin. O kadar elimden melimden düşmüş telefon. Onun üstüne uyumuşum yani. O kadar farkında değilim olayı. Tamam olabilir, konu zaten o değil. Sen de mi bu sorunu bu şekilde yaşıyorsun yani, istemsizce mi? Evet, istemsizce de yani. Konu zaten o değil. Kendin yapılmasına hoşlanmadığın şeyi başkasına yapman konu. Tamam, anladın benim buna mı? Yanıtım benim Rümeysa, benim buna yani yanıtım... Aynı şeyi yapma o zaman. Benim buna yanıtım, açıklamam, izan... Ben sana dikkat ederim demiştim. Bak benim izan buna şu olur. Hani evet gerçekten çok yorgunum ve farkında değilim, bilinçaltım gitti, uyumuşum derim. Ama bir dahakilerine kesinlikle şey yaparım, dikkat ederim. Hani iyi geceler, günaydınlarımızı yazarız ederiz derim. Yine ılıman bir açıklamayla seni tatmin etmeye çalışırım. Yani o dün, keşke o dün gece kayıtlar olsa, keşke normal telefonda söylese de ben keşke o kayıtları burada sunabilsem. Görüntülü konuştuk. Bir de ağladığını göre göre devam göre etti. Göre göre devam vicdansız. Etti. En son ben seni aradım, ondan sonra beni aradı. Şaka yap. Vicdansız. Ama nasıl hayat. Elinde telefon. Ne oldu biliyor musun? Şaka yaptım. Bu evde hayır. Böyle oyunlar olması gerekiyor zaten. Aşkı bulmaya gelmedik ki buraya. Bir şey söyleyeceğim. Wow. O şaka yapmadı, o sana söyledi. Sonra telefonu kapatınca dedi ki... Hah, bu Dilara bunu bu Dilara bunu patlatacak. Geri aradı, dedi ki şaka yaptım. R yaptı, R. Ne diyoruz biz buna? R. No. Yazık. Yazık. Lar olsun. Yaşasın kötülük. Yazık. Kahrolsun zavallılar. Kızların önüne gidebilir miyim robot? Konuşmam gereken konular var. Kızlar evine gidebilir miyim? Ben de izin alayım o zaman. Ben de kızlar evine gidebilir miyim? Kızlar evine gitmek istiyorum. Abi sohbet edeyim. Gideyim mi? Tamam. Teşekkür ederim. Hayatta en değer verdiğim şey oluyor. Yani şey, insan, nesne vesaire demiyorum. Annemdi. O yüzden onun yanında hissettiğim huzuru bir daha hiç hissedemedim ondan sonra. Ama ben o huzuru işte bir çok uzun, çok uzun ondan sonra ilk defa senin yanında hissettiğim için. Ya bana onu hissettirdiğin için burada kalmak istiyorum. İşte tamam. Gerçekten. Sen de sana. Bak işte bu her şeyin gidişatını değiştirebilir. Söylemek istemiyorum. Hı? Keşke söylemesin. Bana bak. Şu güzel gözlerini bir kaldır. Şunları bir görelim. Çok sıcak. Sıcak mı bastı? Bu benim için bayağı özel bir şey oldu, ilgin olsun. Bunu alıp buraya koyuyorum. Oradan çıkarmayacağıma da eminim. Aman ya. Nurcan'ın bir şey yok, ben sana net, net söylüyorum. Ben de sana çok netim. Ben de net söylüyorum ve gerçekten içten hissettiğim bir şey olduğu için söylüyorum. Bu benim için çok değerli bir his çünkü. Ve kaybetmek, bir kez daha kaybetmek istemiyorum. Kaybettirmemek için sana şunu yaparım, bunu yaparım demem yanlış olur. Sadece gerçekten yaparak göstermek istiyorum. Ve ben seni gerçekten istiyorum. Net söyle. Her anlamda. Yani tanışma yolunda olmadığımız belli zaten. Bu kadar yoğun duygu varken... Erkekler kızlar evine. Hep
beraber. Hepimiz yani. Yarım kaldı. Sonra öpüşüyor gibi edit yapıyorlar da. Evet ya, yasak arkadaşlar, yasak. Öpüşmek yasak. Biz öpüşmüyoruz burada. Yanaktan ya. Buse alıyoruz. Buse'mizi alıyoruz. Ya. Günü. Günaydınlar. Tamam. Oldu mu? Oldu, evet. Oh. Bence de mükemmel bir köşe. Ben konuşmak istemiyorum. Sen bana nasıl karaktersiz dersin ya? Mükemmel bir... Ha, nasıl karaktersiz değildirsin? Ben seninle konuşmak istemiyorum. Mükemmel evet, gelip burada rol yaptığın, kimin rol yaptığın belli. Tamam, geliyorsun orada üzülüyorsun, geliyorsun bana bir şeyler söylüyorsun, burada gülüyorsun. Evet, gülüyorum çünkü tüm yüklerimden arındım. Anladın mı? Sen bu kadar işte rolcüsün. Bir insan bu kadar kısa bir süre içerisinde bu şekilde oluyorsa rol yaptı, kimin rol yaptı belli olur. Uzun zamandır düşünüyordum. Anladın mı? Uzun zamandır mı? Kendi kendine patlattın kendini. Bana diyorsun kendi kendine rol yapıyorsun diye, bahane buluyorsun diye ayrılmak için bana diyorsun. Seninle konuşmak istemiyorum. Demek ki sen kendini uzun zamandır düşünüyormuşsun. Seninle konuşmak istemiyorum. Ulan rol yapsam sen bana adım attın, sen kırmızı ödül attın, ondan sonra sen geldin, ben de konuşmak için kızlar evine, erkekler evine geldin. Pişman. Anladın mı? Ben mi rol yapıyor oluyorum? Pişmanım. Ben gala gecesi demişim zaten. Bundan sonra hiçbir kıza adım atmayacağım. Rol yapan bir insan, burada elenme korkusu olan bir insan gelip de gala gecesinde ben hiçbir kadına adım atmayacağım der mi? Evet. Ki atmadım da sen bana adım attın, tanışma yoluna girdik. Ben mi rol yapıyor oluyorum şimdi? İşte olsan bu kadar. Olsan bir kadınla konuşuyorsun, bu kadar yükselme lütfen. Bu kadarsın derken bu kadar sen yükselme. Yeter oyuncusun. Ben şimdi bir insanım, ben bir kadına karşı bu kadar yükseliyorsam. Oyuncu, lütfen. Lütfen. Oyuncusun. Farklı. Gerçekten yoruldum. Anladın mı? Ne bana, yoruldun? Ya bana sürekli, yaptın? Bana sürekli sen böyle bir insansın. Sen ya ne yalanını, ne yalanını gördün? Ne yalanımı gördün? Sana karşı ne yalanımı gördün? Kendini patlattın telefonda. Evet, kendi kendimi patlattım. Çünkü salağım. Rol yapıyorum dedim sana karşı. Rol yapan bir insan da ne güzel salakmış da karşısındaki insana ben rol yapıyorum diyor. Bu da niye böyle çırpınıyorsun ki? Çırpınmıyorum. Bana karşı hakaretlerinin sebebini soruyorum. Hayırdır sen ya? Sen kimsin? Sen daha fazla. Ben sen kimsin bana karşı hakarette bulunuyorsun? Sen kimsin? Bulunamazsın. Kendine bulunurum. Gel. Kendim kendine gel. Bulunamazsın. Hiçbir kişi hiç kimse bulunamaz bana karşı. Dua et yani burada ben küfür edemiyorum. Anladın mı? Ya artık şey oluyor ya, bir fikir belirtiyorsun. Şöyle düşünüyorum, böyle düşünüyorum. Bu sefer o kendini anlatıyor. Sen düşündüğünü söylüyorsun. Ortalık karışıyor. Yani karşıdaki düşünce olmuş oluyor. Önemli olan kalbinde ne hissettiğin. Bazı duygular sana geçmiyorsa o öyledir. Bu evde çok. Bu evde var bu arada. Gerçekten. Ben o lafı söyleyecektim, bozulmaz diye söylemedim. Yani biz burada her gün kombin değiştiriyoruz. Bazı arkadaşlar da her gün karakter değiştiriyor. Var. Bu evde çok var. Ya bak. Malkaçoğlu be. Bak bunlar nasıl? Bunlar nasıl Twitter, Facebook? Benim bunların hepsi kendi sözlerim. Kendi aklıma geliyor mesela. Aynen telefonumu alıyorum. Yazıyorum. Duygu, o anki duygu ve ani şeylerinle gelişiyor. Okudun mu? Gel şunu izleyeyim. Sen ne yazdı? Nereye? Ne? Yeni tweet mi attın? Hadi şunu bir dinleyelim ya. Tamam, gidelim gel. Zaten ama orada konuşamayacağız. Zaten yıkılamıyorum artık. Niye? Ya onlar kavga ediyor orada. Hiç de gitmek istemiyorum. Gel gel. Neyse ben soğuk su. Gel koluna gireyim. Niye? Hayır, annem kızıyor. Ne dinledin? Seni yerle i̇şte bir ederim. İşte bu kadar belli oluyor seni karakterim. Seni yerle bir ederim. Bu karakterim buradan belli oluyor. Seni görmek istemiyorum. Çekil. Anladın mı? Sen bana çık diyemezsin. Anladın çık mı? Buradan çık diyemezsin. Çık. Çıkar mısın? Çık! Çıkmıyorum. Allah'ım ya, yapıştı ya. Yapışıyor bana. Git. Evet ben yapışıyorum sana. İstemiyorum seni. Git. Evet ben yapışıyorum sana. Aynen. Adım atan sensin. Tanışmaya çalışan sen. Ben yapışıyorum pişmanım. Sana. Pişmanım. Ne oldu? Bana o zaman karaktersiz diyemezsin. Tüm duygularım anladın bir günde anladın mı? Benim öldü. De duygularım zaten az önce öldü. Tamam benim de öldü. Tamam benim de öldü. Oldu. Tamam benim de öldü de. Benim takıldığım nokta benim karakterime laf etme. Soğudum edemezsin. Senden soğudum. Ya oğlum soğumana bir şey mi soğudum diyorum ya senden. Ben? Soğu istediğin açıklama kadar soğu. Yapma. Niye açıklama yapıyorsun? Bana ben o zaman karaktersiz yalancısın diyemezsin. Niye kendini bu kadar çok savunuyorsun? Anladın mı? Bana rol yapıyor diyemezsin. Rol yapıyorsun. Anladın mı? Rol yapıyor diyemezsin. Rol yapıyorsun. Benim senin duygularını anlamam için onu söylemem gerekiyordu.
Benim iki gündür sen ne halde olduğumu sen bilmiyorsun. Sen benim duygularımı anlamak için anladın gözlemin mı? İçine bakman yeterliydi. Sen benim tamam ne halde mı? Olduğumu bilmiyorsun iki gündür. Sen bunu yapman gerekiyordu. Gayet rahattın sen. Sen her şey gayet açıklanacak zaten. Her şey açıklanacak. Bunu bu laflarını da sana yedireceğim bu arada. Yediremezsin sen. Anladın hiçbir şey yapamazsın. Bu laflarımı yedireceğim. Kimin rol yaptığını, hiçbir şey yapamazsın kimin bana rol yaptığını buradaki cümle alem anlayacak. Evet. Evet, anladın anlayacak. Mı? Senin gerçek yüzünü de görecekler. Tamam, sen tamam bitiriyor mı musun? Tamam, okey. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bu hareketlerinden zordun. Zaten öldü, olmaz. Öldü, soğudun zaten senden. Olmaz. Git hadi. Zaten olmaz. Hiçbir şekilde istemiyorum. Elenme korkusundan geliyorsun burada. İşte bu kadar rol yaptın, bu kadar belli. Anladın elenme mı? Rol yaptın, bu kadar belli. Elenme korkum olsaydı şu an bunları yutardım, sen de devam ederdim. Anladın elenme mı beni? Elenme korkun olduğu için zaten. Geldin bana adım attın. Ondan sonra geliyorsun burada konuşuyorsun. Aha, bana üzüntüyle bulunuyorsun. Kendi dedik, geliyorsun Nihile'yle orada gülüyorsun ben mesela anladın mı? Sen çok tehlikelisin İşte bu kadar ya. Yüz ifadenden belli zaten her sen şey. Sen çok tehlikelisin. Ben tehlikeli değilim. Tehlikeli olan sensin. Sen... Hareketlerine bak, konuşmalarına bak. Tehlikeli olan hak kim? Hak ediyorsun çünkü. Ne yapayım? Efendim? Ağlayayım mı yani? Ağla demiyorum. Konuştuğun cümlelere bak. Hak ya sen ediyorsun. Böyle bir insan değildin ya. Ben böyle bir insan mı sen? Sen değildin böyle bir insan. Ben böyle bir insan değil miydim arkadaşlar? Dün akşam bana ne şekilde konuşuyorsun? Sen gelmişsin burada ne şekilde ben konuşuyorsun? Ben dün akşam salağa sırf rating yaptım yaratmak için şunları yapmıyorsan benim adım da Oğuzhan Şengel ya değil. Ya bana ne programdan? Benim bütün program hislerim gerçek. Benim zerre umurumu değil. Benim bütün hislerim benim gerçek. Benim ratingim zaten ama bu hislerim, bu hislerim var bu hareketlerinden sonra kayboldu. Ben zaten senden önce Dilara Pusu olarak benim zaten takipçilerim vardı. Benim zaten ratingim vardı. Niye burada çabalayayım ben? Takipçilerin olduğu için mi? Niye burada neyse çabalayayım? Neyse. O senin işin. Çünkü neyse sen sıfırdan geldin. Biliyorsun buraya. Herkesin benim de kitlem var. Hayırdır? Anladın mı? Kitlenden. Benim de kitlem var. Tamam, ben niye o zaman geliyorsun takipçi kitlesini burada açıyorsun? Ben senin kitlenin laf etmiyorum. Sen o zaman niye takipçim var? Ben Dilara Pusu edinmiyorsun. Rating dediğin için ben zaten dışarıda benim hayatım rating. Rating değil burada elemeye kızlar erkekler yapıyor. Bir olay yapıyorum erkekler yine kızları öyle kızlar erkekleri. Sosyal medyada yine sen rating burada popüler yapıyorum değilsin sen Instagram'da popülersin. Anladın ben mı? Her popüler de denemez ben her yerde popülerim. Da. Tabii popülersin aynen. Popüler aynen olduğu için bu şekilde davranıyorsun evet zaten. Bu rahatlığım da sana yani. Gerçek hislerinde davranmadığın için popüler olduğun için. Bak popüler burada. O boş ki. Boş. Boş o. Bu hareketlerinden sonra zaten bitti. Asla bitsin, olmaz. Bitsin. Bir daha hiç seni de affetmeyeceğim. Hiçbir şekilde benimle muhatap olmuyorsun. Asıl ben seni affetmeyeceğim. Hiçbir şekilde benimle muhatap olmuyorsun. Anladın mı? Yaptığın, kullandığın kelimelere bak. Sen gelip sen kendi şu an benimle muhatap kullandığın kelimelere bak. Yazıklar olsun sana ya. Ben sana mı değer verdim ya? He? Ben sana mı değer verdim? Sen asıl kimsin ya? Tanıyamıyorum seni ben. Sen tanıyamıyorum dün abi gece seni yaptıklarından dolayı benim bu rahatlığım. Benim iki anladın gündür mı ne halde olduğumu bilmiyorsun, konuşuyorsun burada. Anladın mı? Dün gece yaptıklarından sonraymış. Bak gerçek popüler dün gece onu burada yapmanın sebebi senin anladın bana mı karşı olan duygularını anlamandı. Yoksa gelip sana bana rol mü yapıyorsun dedikten sonra evet rol mü yapıyorum diyecektin. Ben onları söyleyecektim. Sana karşı rol yaptığımı söyleyecektim. Sen de evet ben de sana karşı rol yapıyorum dersin. Orada duygularını anlarım diye sana o şekilde söyledim. Anladın yanlış mı? Söyledim. Sırf o şekilde anlarım sadece diye o şekilde sana davrandım. Şaka yaptım. Yanlış. Bu şakandan dolayı da senden özür diledim zaten. Ya sen geliyorsun burada bu konuyu açıyorsun. Sen sürekli şaka yapıyorsun. Anladın mı? Sen zaten sürekli şaka evet yapıyorsun. Sürekli şaka yapıyorum. Senin doğru ne bundan ben bilmiyorum da, şu an. Bundan sonra da zaten şaka yapma gibi bir durumum olmayacak seninle. Bu hareketlerinden sonra Dilara Pusu'nun kim olduğunu gösterdin. Aynen hadi öyle. Defol git evine hadi. Defol. Git şakalarına devam et. Biz seninle bugün buluştuk. Tamam dışarıdayız. Tamam. Dışarıda sevgiliyiz. Biz seninle bugün görüştük. Sen de yarın en yakın arkadaşlar işte atıyorum belki Oğuz falan. Yarın bir planınız var. Bayağı uzun zaman önceden de planlamışsınız. Tamam. Tamam. Bayağı uzun zaman önceden de planlamışsınız. Oraya selam gideceksiniz. Selam Nilayda. Selam. Selam. Enişte. Ondan sonra benim best shipim bu arada. Benim pozitif oylar. Benim de pozitif oylarım burada. Evet. Ondan sonra neyse. Yarın da planım var çocuklar. Ben tam seni hazırlandım falan çıkacaksın. Ben seni arıyorum. Tamam. Sevgiliyiz o zaman tamam aşkımızdan. Diyorum ki Mert diyorum. Ben duygusal boşluğa düştüm. İşte evdeyim. Bana gelir misin? Oturalım falan. Gelir misin arkadaşlarına mı gidersin? Ben sana şunu soruyorum. Bize katılmak ister misin? Ha, yok. Siz erkek erkeğe gideceksiniz. Hayır sen arkadaşını ikna etsen de ben gelmek istemiyorum. Tamam. Zaten onları ikna etmem gereken bir durum olmaz çünkü hani çok absürt bir durum yapmayacaksak zaten senin yanında olmanı isterim. Yani sonuç olarak senin yanında olacak olman bu hiç kimse için sorun olamaz çünkü zaten biz birizdir. Ben kaçma sorudan. Bak hayır sorudan kaçmıyorum. İşin o tarafına geldim. Öncelikle senin yanında isterim. Tamam. Oraya davetini isterim. Bizimle geldi dedin. Dedim. Sen de hayır yok dedim dedin. Tamam evden çıkmak istemiyorum dedim. Sonrasındaki tamamen olay şu neden.
Çocukları bir yoklarım, seni bir yoklarım. Arada bir orta yolu bulmaya çalışırım. Herkes tarafında gönlünü yapmaya çalışırım. Yani sonuç olarak hani onlar da dostlarım. Ve sen de hayatındaki bir insansın. Ne seni kırmak isterim, ne de dostlarımı kırmak isterim. Ortada bulabileceğini düşünüyorum. Sana şöyle derim muhtemelen. Bebeğim tabii ki de yanına gelmek istiyorum ve senin yanında olmak istiyorum derim. Sadece beni birkaç saat idare edebilirsen çocukların gönlünü yapayım ve ardından hemen yanına gireyim. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu soruyu Murat'a da sordum. Bu arada aynı cevap. O da bana dedi ki, o da yapmayı en sevdiği şey halı sahaymış. Dedim ki halı saha, o da dedi ki giderim. 1-2 saat dururum sonra senin yanına gelirim demiş. Ben halı saha maçı derdim olmaz. Benim için maç derdim olmuyor. Hani nasıl bir plan olabilir diye düşünüyorum. Zaten en fazla çocuklar oturup sohbet, mesela, muhabbet, işte, doğum günü. Bir yere gideceksiniz, yemek yiyeceksiniz. İşte en özel şey senin için neyse. Onun için en özel şey halı saha. Yani halı saha yapmak daha çok keyif alıyormuş. İşte ilahi adalet, ben başka bir şey demiyorum. Tamam arkadaşlar. Kendine geldin bitti. Mi? Bitti, teşekkür ederim. Yani o kadar değişik. Yüklerim kalktı ki. Siz bir gala öncesi başlamıştınız. Kim gelmişti? Hangi gala? Bir tane gala öncesi başladınız siz bu ilişkiye. Güzel editleriniz çıkıyor ha. Ha şey, bir yan yana gelsek daha da çıkar. Oğuz kimin yanına gelse iki dost iki deli kurşun gibiyiz hala. Aynen, herkese iki dost iki deli kurşun alıyoruz sonra. Neyle sizin videonuz da bayağı izlenmiş. Ya iki hafta oldu herhalde. Hangisi? Ha. Bakın, tamam, bana bakın ya. Onu gösterdim mi? Önce günü başladı. Evet, önceki günü şurada başladı. Ama çünkü Oğuzhan mı sana geldi? Ben Oğuzhan'a ilk adım. Adam şöyle beğilmiş. Gelip yüzme vuruyor zaten. Diyor ki ilk adımı sen attın. İlk kırmızı odaya sen çağırdın beni. Şaşırdın mı sabah? Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Elle tutulur bir şey yok ama sizin ilişkiniz bana hiç geçmedi en başından beri. Çünkü kendisi rol yaptı. Bat konuştu ya o anda. Baktım eyvah dedim şimdi gidecek kalpten. Çünkü çok ama üzüldü. Bir tık daha geç çıksaydın. İşte bak onu dediler ya kanka çok üzüldü ben fark ettim. O yüzden yapamadım yani. Yoksa benim zaten Bat'la da konuştuk. Ben daha uzun yapacaktım. Tipine bak. Ne oldu kendini derbeder mi ediyor şu an? Aynen öyle bak ha. Aa, Allah aşkına şuna bir tane bak. Kadınları oraya götürüyor ya size. Yalandan rol yapıyor klip ya. Klip çeksin lütfen robot. Olsana bir şarkı yolla. Rol yapıyor kanka rol yapıyor. Bak triplere kes. Gerçekten. Triplere kes bak. Yiyeceğim bak rol ya. Yapıyor. Poz niye poz veriyor? Öyle işte bak anlamadınız bak. Aa. Bak poz veriyor bak ya yalandan öyle yapıyor. Ya. Üzgün müzgün değil üzgün mü? Üzgün yüzden böyle mi poz verir? Bozlar hep böyle duruyor. Saçmalama poz veriyor işte her poz zaman. Poz veriyor evet. Bak. Doğru oluyor kendi düşüncelerini. Çünkü kendisi haksız baksana nasıl haksız duruyor. Aşktan bütün bunlar aşktan. Acımı sorma o da senden geliyor. Kalbim soğuk, inan kardan, kıştan. Tenine sorsana nasıl bensiz uyuyor. Yazık, bunca emeğe yazık. Bu kadar kolay olmamalı yüreği çöpe atıp. Geçmiyor yine aman. Geriye dönüp baksana kalbin duvarları çizik. İşte aşktan bütün bunlar aşktan. Acımı sorma o da senden geliyor. Kalbim soğuk inan kardan kıştan. Senin sorsana nasıl bensiz uyuyor. Kalbim aşktan, bütün bunlar aşktan. Acımı sorma da senden geliyor. Kalbim soğuk, inan kardan, kıştan. Senin sorsana nasıl bensiz uyuyor kalbin. Niye hiç sarılmadık seninle? Görkem tanışıyoruz şu an. İnsan tanıştığı kişiyle sarılamaz mı? Belki
Senin moralin bozulur. Ben onun için sana sarılmak istemişimdir. Neyse, bu konulara girmeyelim. Bunu bu arada bir cümlenden sonra söyleyecektim. Sonra dedim, üzülür müsün ya da aşırı mı kaçar diye söylemedim. Ne? Birini özledin söyledin ya. Cidden orada moralim bozuldu. Hayır. Onun için sordum. Onu da cevap vermemişsin mesajımda. Ha, aynen. Ne bileyim ya, bu böyle olur ya. Başına bir şeyler gelir falan, sonra özlersin. Uzakta mı? Şu an evet. Yok yani, normalde öyle görüşüyorum tabii ki de yani, ama hani bu şey başladığından beri işte görüşmedim. Bir de şimdi bu olaylar falan oldu ya. O yüzden böyle kendimi çok şey hissettim. Yalnız. O an dedim keşke dedim yanında olsaydım, sarılsaydım dedim. Burada da onu söylemedin. Böyle. Bu arada tanışmayandaki insanla da, flört ettiğin insanla da sarılırsın. Bunlar aşırı bir temas değil bence. Sana göre böyle olduğunda şaşırdım sadece. Ben de yani. Şaşırdım. Hep sen benle ilgili çok şeye şaşırıyorsun. Evet, çünkü hiç beklemediğim görünüşünden ziyade karakterin çok farklı. Sessizim ya, aslında şimdi Koç burcu falan çok şey olurmuş. Evet öyle görünüyorum, öyle bir vibe'm var ama yükselenim Başak olduğu için. Görüntünle karakterin ve hissettiklerin tezat. Başak dengeliyor. Ben de hislerimden emin olamadım, bunu yapmak zorunda kaldım. Bunu yapmamda da asla kendimden pişman değilim. Bunu yapmam gerekiyordu, yaptım. Yapmamın karşılığı buysa eyvallah. Bundan sonra işine baksın. Bu bana söyledikleri hakaretler benim kaldırabileceğim hakaretler değil. Bana karaktersizsin, yalancısın diyemez. Kimse diyemez. Ben bu zamana kadar namusum için yaşayan bir insanım. Namusum için yaşamış bir insanım ben. Anladın mı? Karakterim için yaşamış bir insanım. Bana gelip karaktersiz diyemez. Bana hislerin yalandı, sen bir yalancısın diyemez. Ben bunu kaldıramam. Ya işte belki de tam o anlamda söylemek istemiyor da, çok ani yükselişleri olan bir kız zaten. Sen daha iyi biliyorsun, senin aran çok daha iyi evet. Dilara'yla. O yüzden hani kanka, bunu işte, kesinlikle kişisel alma. Dün ama akşam böyle söylediğin olay... kavgada hararetli çıkıyor kız, yapacak bir şey yok. Kanka bazen yaptığın şakalardaki dozajı ayarlayamayabiliyorsun ya, o çok eksi oldu senin için bence. Bu yarışmanın sonunda belki çok erken olur ama hani atıyorum işte nişan olur falan. Ondan sonra hani aileler tanışır gibi gibi falan. Ondan sonra öyle bir şey istediğim için de mi? Birincisi karşı tarafı çok iyi gözlemlemek istiyorum. İkincisi ben mantık ilişkicisi değilim. Güzel, ben de aynı düşünüyorum. Duygularımın olması. Evlenmek için evlenmek yanlış bir zaman değildir. Yani evlenmek için acelik var. Yani gerekirse evlenmeyebilirim. Evet. Sorun duymam. Çünkü evlenmek için evlenmek istemiyorum. Ve bir kere olsun, tam olsun istiyorum. Aynı düşünceye sahip. Yani mesela... Murat'la diyorum, hani Murat'ta hani bir heyecan oluştu içimde falan diyorum. Mesela senin hakkında çok olumlu şeyler söylüyorlar herkes. Onun hakkında çok olumsuz ama ikisinden de etkilenmedim. Çünkü ne dedim ben sana? Ben de senin için olumlu şeyler söyledim. Hatta oraya çıktığın zaman da galada hani şey dedim yani. Çok efendi, çok ağırbaşlı. Hatta seni izleyenler de öyle. Evet, görüyorsunuz. Güzel bir yorum yapmış. Hiçbir tane kötü yorumun yok mesela. Evde işte atıyorum çoğu insan linçlenirken mesela, sen hep dışarıda da övülen birisin. Gel gidelim hadi kızlar evine. Hadi gidiyoruz. O, tek kalma, hiç tek kalırsan iyice kafayı yer. Bir koluna, bir hadi, koluna. Hadi gel kuzenim. Hadi gidiyoruz. Yürü. Hadi gel gidelim, bir izin isteyelim de. Robot, tamam, gidebilir miyiz? Gidelim. Robot, go go. Kızlar evine. Kızlar evine gidebilir miyiz? Gidebilir miyiz kızlar evine? Teşekkür ederiz, çok sağ ol. Eyvallah. Tek kalma. Robotla uğraşıyoruz. İzin almak için seni öyle gördük. İşimiz cız etti ya. Dünyanın her yerinden bizi izleyen gerçek kısmet ustalar, yaklaşın. Size müthiş bir haberim var. Artık YouTube'a katıl özelliğiyle hemen şimdi Kısmet Us ailesine katılabilir ve pek çok ayrıcalığın sahibi olabilirsiniz. Herkesten önce sen izle. Reklamsız, kesintisiz, keyifle izle. Kamera arkası görüntüler, özel röportajlar ve Kısmet Us'lara özel silmemiş sahneler.
yorumlarda üst sıralarda yer alma ve sizin için hazırlanmış özel kısmetus emojileri. Özel organizasyonlara öncelikli giriş VIP süper kısmetus kartı. Sürprizlerle devam edecek yeni interaktif özellikler. Hadi hemen şimdi siz de bu büyük kısmetus ailesine katılın. Müştü köfte essin demek, köfte yemek istiyorum demek. Almancayı öğreteceğim size. Lütfen. Şey, günün bir kısmını aşkım, Türkçe'yi de siz bana öğretin. Bence de. I'm a new teacher. Bir ödeme yapmamız falan gerekiyor yok mu? Yok aşkım. Sadece sevdiğim dostlarıma bedava, sevmediklerime parayla. Nasıl duyacağız? Siz oturun daha iyi. Gel gel sığarız. Sığar mıyız? Merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyilik, siz nasılsınız? Ben iyiyim de siz pek iyi değil gibisiniz. Değil, lafın geliş. Adetten de diyorsun. Karanlık bir gün geçiriyoruz. Allah Allah. Allah Allah. Ekran başına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Neye gülüyorsun Görkem? Ha? Üşümüş de dedim tişörtümü vereyim mi? Şahit olmak çok keyifli. Hani elimde avucumda ne varsa başından aşağı alayım şahit yığayım şeklinde. Şahit olmak o kadar keyifli ki. Her şeye hazır adam. Maşallah. Nasıl gidiyor? İkna alıyor mu sence? Kendisine sormak lazım. Aynurcu nasıl gidiyor? Yani. Daha çok diyorsun yani. Hı? Daha ikna olmana çok mu? Yani tanışıyoruz şu an. Ya tamam da yani bir ilerleme var mı merak ediyoruz. Mert'le İlayda bile yani ya sizden daha hızlı. Bana samimi geliyor. Efendim? Görkem bana gerçekten samimi geliyor ve yanında eğleniyorum. Ve? Bir ağırlığı var. Memnunum diyorsun, böyle devam edin. Peki. Siz nasılsınız? İyiyiz Görkem'im, sohbet muhabbet. Yani Mert seninle ilgileniyor, o bariz belli de sen ne durumdasın onu bir öğrenelim. Yani Görkem'im çok akıcı bir sohbetimiz var yani. Konuşmak hoşuma gidiyor. Ben bunu söylemiştim ilk geldiğimde. Benim için de bir kriterdir bu. İlk önce arkadaş gibi sohbet edebilmem lazım. Sohbetimiz güzel. Şimdi Murat da evde yok. Onunla da dışarıda iletişim halindeyim bu arada. Söyledim bu arada. Mert bir oh çekti Öykü'nün. Haberi var. Haberi var mı? Söyledim. Vardır mutlaka. Ondan sonra o da klasik işte Mert rakibim bile olamaz tarzında. Vallahi hala öyle yorumlar mı yapıyor da sana karşı da? Yok ya. Herkes. Hani şey dedi, tabii ki dedi sohbet edebilirsin, tanıyabilirsin ama hani tanışma yolunda olsaydık böyle bir şey asla müsaade etmezdim dedi. Ben de tanışma yoluna girseydik ben de böyle bir şey yapmazdım ama arkadaşız dedim. Sonuçta Yeliz'le Kırmızı Oda'da sohbet edebiliyor. Ben de sohbet edebilirim. Tabii ki edebilirsin. Öyle Öykü Hanım, dün Mert de Instagram'dan yazdı bana. Ha. Onunla da gece mesajlaştık ben. Normalde çok gerçekten flörtöz biri değilim böyle. Hani ilişkiye girerim direkt ilişkiye. Flörtöz değil misin? Biraz yüksek sesle konuşsanıza. He. Klima açıldı ya. Normalde direkt ilişkiye başlarım Öykü Hanım. İlişki esnasında tanımayı severim ama bu evde hani öyle bir şey mümkün şanslısın değil. Şanslısın vallahi hemen başlayabiliyorsan. Biraz öyleyim. Kova burcuyum ya. Güzel. Ondan sonra da çabuk biter işte. İşte o esnada tanırım normalde. Şimdi bu evde öyle bir şansım yok. İyice tanımak istiyorum. Kendi duygularımdan da emin olmak istiyorum. Şimdi dün şöyle bir şey. Murat'la telefonda konuşuyorum. Hoparlör alıp Mert'le mesajlaşıyorum. Şaka yapıyorsun sen. Ama Öykü Hanım ne yapayım yani buradan. Bu nasıl oluyor? Eş adayım arıyorum arkadaşlar. Ama sırayla mı arasan acaba? Olacak aynı anda değil. Ama ne yapayım? Ona cevap veriyorum. Onunla hoş konuşuyorum. Değil. Şimdi burada peki, olsa şu Murat ne muhabbet yapıyor? Mert ne muhabbet yapıyor? Ya, bir kıyasla bakayım. Ya Murat'la biraz daha hani flörtöz konuşuyoruz. Ha. Mert'le daha arkadaşça konuşuyoruz. Beyza'cığım sen nasılsın? Daha iyiyim Öykü Hanım. Tatlısınız. Ay herkes maşallah. Çok iyi. Kuzu gibi Öykü Hanım, hiç alıştığımız gibi değil. Aa. Kendisi bak. Düşünmüş Öykü Hanım gece. Evet. Güzel bir şekilde geldi bana. Hı. Birazcık zaman istedi hani bir şeylerin değişmesi için. Hemen bir şey olmuyor. O yüzden ben de o zaman ona vermeye zaten dün de hazırdım. Bir de kendisi yalanmamam için bana şöyle bir şey almış. Onu sürüyorum. Ben de onun için bir şeyler yapıyorum.
Hani iki dudak birbirine bir değsin diyorsun, o ağız açılmasın diyorsun. Güzel öykerim yani şu an. Güzel, bence yaratıcı bir hediye. Evet. Başarılı bir hediye. Ama şimdi bunun tadı da hoşuma gitti, bu sefer bunu yalamaya başladım. Yeme, yani yalayabilirsen yeme, yutma sonuçta. Güzel hediyeymiş. Sen nasılsın? Daha Beyza yok gibiydi değil mi bugün evde? Evet. Hiç duymadım. Huzur içinde bir gün geçirdiniz sanki. Yoruldun mu Beyza? Yorulmak, bir ara mı verdin? Yorulmak değil Öykü Hanım. Şöyle kıyamam, dün, sesi bile çıkmıyor. Dün eve gittiğimde de birazcık böyle iyi değildim. Gece de pek uyuyamadım. Böyle birazcık böyle düşünmekten kafamı yastığa koyamadım. Sonrasında da ona da hak vermek için mücadele verdim kendi içimde. Kendi kendimi yordum biraz aslında. Kolay kolay kabullenemedim ama mücadele ettim diyorsun. Gerçekten mücadele senin kendinle ettim. Kavgan da zor oluyordur herhalde. Çok zor. Başkasıyla gerçekten olanı gördük, zor. Kendinle olanı hiç tahmin edemiyorum. Öykü Hanım içimde fırtınalar kopuyor. Mutlaka. Derdimin sakın yanlış anlama ne olur. Hani bir tamam, şey şimdi söylüyor. Ben de böyle birazcık hırçın bir insanım ya. Ya diyorum bunu bana nasıl söyler diyorum. Sonra diyorum ki ya çocuk kendisi de haklı. Ya diyorum acaba olur mu? Acaba bunu yemeli miyim? Yutmalı mıyım? İçimde öyle bir kavga veriyorum ki onunla konuşurken. Hani ondan çok kendimle savaşıyorum şu an ben. Aynur ve Görkem. Siz yani idare ediyoruz, birbirimizi tanıyoruz. Arkadaş gibi diyorsunuz da. Çocuk falan meselelerine girmişsiniz siz bu sefer de. Ay Öykü'm öyle olmadı o. Şöyle oldu. Biraz yüksek ha. Böyle bir şey yapmışlar. Sonra çocuk da şiplemiş. Evet ama saçımın inadını yok, bile yapmışlar. Hani ya. Öyle gerçekçi. Çok korkunç. Yüzüm böyle şipşiş falan. Yanında da çocuk. Çocuk da bana benziyor. Görkem benim oğlummuş falan yani. Ha, öyle siz, bir hayal dünyasıdır çünkü insanlar. Sizi onu evlendirmişler konuştum. Çocuk olmuş. Ha. Evet ben çocuk yapmışım yani. Onu konuştuk. Yani çok komik, inanılmaz korkunçtu. Böyle yanaklarım vardı. Ay çok tatlıydı bence. Ya. Kendini çok beğenmediğin için sadece korktun ama çocuk evet. Fikri ama sana... O anı hayal ettim çok... Ah direkt. Sen istiyor musun anne olmak? Ya istiyordum ama halimi görünce vazgeçti. Bence tatlı. Ama alacaksın yani kilo alacaksın. Zaten çok meyilliyim 9 ay. Ben yani. Zor. O dedi ben çok istiyorum ama ben bir tane. Daha önce ben ne olmayacak ki dedim yani. Bak, evlenmeye üşeniyor. Evet. Çocuk doğurmaya üşeniyor. Bir tane. Bir tane doğuracaksın. Bir tane. Tamam ama öyle olacaksın işte. Yani kaçış ondan yok. Sonra. Ne kadar erken olursa o kadar çabuk toparlar vücut. Bir de öyle düşün. Hep bunu aklında tutman lazım yani. Çünkü yaş aldıkça vücudun eski haline dönmesi daha da zorlaşıyor. İşte bunun için... Efendim? Bunun için daha farklı şeyler de olması lazım önce Öykü'm. Ne gibi? Hamilelikten önce. Bir baba bulmak lazım. Evet. Tamam işte onun için buradasın ya. Yani. İşte onu sizi sevenler de hayal etmişler. Görkem'le olsun olacaksa demişler. Ama çok korkuyorum. Size göstereceğim. Tamam. İnadımı gördüm orada. Çok nasıl yaptın? Sen eminim çok tatlı, çok kokoş, çok şeker bir anne olursun. Böyle fiyonklarınla. Pembelerinle, değil mi? Muhtemelen. Kesin öyle olur. Çok şu an çok komik geliyor öyle şeyler bana ama bence biz yaparsın. De yapacağız o hataları kesin yani. Kesin yaparsın. Peki, Dilara'cığım yaşasın özgürlük diyerek bir Hürrem edasıyla gerçekten. Evet. Şu anda oturuyorsun. Evet, dinliyorum seni. Dün ya, ne oldu? Efendim? Dün ne oldu? Dün ne oldu? Biz buradan çıktık. Ben yanlışlıkla kendisini görüntüledim ama gerçekten yanlışlıkla oldu. Ha. Sonra bana ne oldu diye mesaj atıyor. Ben evdesiniz ki, ikiniz de. Ha, evdeyiz, evlerinizdesiniz. Evet. Sonra görüntülü aradı beni. Biz bayağı konuştuk. Sonra bana dedi ki ben sana rol yaptım. Sırf elenmemek için. Açıp bunu direkt bunu evet, mu söyledin? Evet böyle görüntülü de sana rol yaptım. Of zaten bu evde neyin aşkını yaşayacağız ki yani gibisinden. Ben de salağa yattım. Dedim tamam Dilara yine alttan al. Burada gelip yüzünü söylemek istedim. Tepkimi burada yüzüne ver. Ne yaptın salağa yattığında ne dedin? Dedim ki ha öyle doğru, böyle. Doğru haklısın şöyle, evet öyle yapmalı haklısın, dedin. Haklısın tamam bana şaka diyor o kadar gözyaşı dökmeme rağmen. Soruyorum dedim ki bak şaka mı yapıyorsun? Hayır ama nasıl ciddi bir şekilde keşke o kayıtları çıkarabilsem. Sonra ben de salağa yattım işte burada yüzüne vurmak için. Ki zaten vuru yani...
kendisi de o kadar değişik tepkiler veriyor ki haklıyım bu konuda. İntikam ateşiyle yanıp ateşi söndürmek için de suyu fırlattım diyorsun. Evet, onu da şaka yaptım. O çok şaka yapıyor ya. Olsa. Gizem geldiği gün öncelikle sevgilim yok, sevgili değil miyiz dedi. Gerçekten de bu arada sevgili miyiz? Herkese soralım. Kim kim burada sevgili? Buradaki en yakın kişiler sevgili mi? Sevgili değiliz. Tanışma yolundayız. Bu bir yalan mı? Değil. Orada sevgiliyiz dedi dersem insanlar gerçekten bunlar sevgili mi olacak? Çünkü sevgili olmak için mesela ben bir teklif yapmayı düşünüyorum. Kafamda planlar vardı. Yok, hani planlar bir yoktu evlilik ki. Bir saniye, ben sen konuşurken böldüm mü? Yani gerçekten evlilik gibi, çünkü burası böyle bir platform. Burada sevgili teklifini bu şekilde etmek istedim. Bu bir. Kırmızı odada hiçbir şekilde uzaklaşma yok. Tamamen oturuyorum, yanımda konuşuyoruz. Ne yapmamı bekliyor? Yani dizine yat, diyor ki bana, işte dizime yatsan, orada gelsen sarılsan. Zaten geldiğinde sarılıyoruz. Yani niye dizine yatayım? Orada muhabbet, sohbet, orada romantik bir şeyler konuşmamız daha mantıklı geliyor bana. Ya bunu bir sebep olarak görüyor. Az önceki söylediği sevgili muhabbetini de bir sebep olarak görüyor. Bir de şu sebebi söylemedi bu arada ama evdeyken söyledi. Son iki gündür ben bunları hissediyordum diye, bana uzaklaşmaları. Son iki gündür yaptıklarını kendisi bilmiyor, burada açığa kavuşturmuyor. Benim bu rol yapıyorum dememin sebebi de çünkü ben gelip sana rol mü yapıyorsun? Gerçekten Öykü Hanım bu arada rol yaptığını, bana karşı duyguların olmadığını hissettim. Yani bunu hissettiğim için zaten dedim ki ben bunu şimdi sorsam, Dilara'ya sorsam rol mü yapıyorsun diye. Tabii ki de hayır diyecek. Çünkü rol yapmaya çalışan bir kadın. Hayır, bunu hayır, bir teyit saniye, etmek ben için gözlerinin böldüm içine mü? Bakman da yeterli. Böldüm mü lafını? Bölmedim. Cevap verirsin ben bitirdikten sonra. Rol yapıyor musun dersem hayır diyecek zaten, kimse demez. Rol yapıyorsa hayır, tabii pardon, evet demez. Rol yapıyorsa hayır, rol yapmıyorum der. Ben de bu yüzden dedim ki gerçekten Öykü Hanım bu arada sabah burada üzgünken iki dakika sonra dans etmesi ve ben hayatımda ilk defa Dilara'nın o şekilde mutlu sen bir şekilde dans ettiğini gördüm. Sen beni böyle gördün, böyle kabul ve ettin, yapacak konuşuyorum. Şey bir konu oluyor. Dün mesela, dünden önceki kritikse Yeliz bana sen başka işte kız arkadaşların yoksa onunla oturmuyorsan sorunu kendinde ara dedi. Ve Dilara onu Yeliz'in söylediğini alıp evet öyle işte hatalı sensin diyerek benim üstüme geliyor. Ya ben senin tanışma yolunda olduğun adamım ya. Ya sen benim niye üstüme geliyorsun? Sen orada bak beni savunmuyorum. Yeliz'e karşı beni savunmuyorum. Ama sus, en azından bir bana karşı kötüleyici kelime kullanma. Ya sussam da sen yine bahane bulup şey bana derdin ki niye susuyorsun Dilara? Bu konuyla alakalı Dilara tartışmalarımızı söylüyorum ona. Eve geliyor. Bu konuyla alakalı tartışmalarımızı söylüyorum. Diyorum ki bana diyorum bir açıklama yap. Ya Yeliz'i orada haklı buldum. Ya haklı değildi. Gerçekten de bu böyleydi. Ben dışarıda kız arkadaşımı benim. Ben muhafazakar bir insanım. Ve o yüzden rol yapıyorsun değil mi? Muhafazakar bir insanım ve bu zamana kadar gerçekten kadınla erkeğin bir arkadaş olamayacağını düşündüğüm için kadın arkadaşım da onu olmadı anladık zaten. Bu yüzden böyleydi. Gerçekten de Yeliz orada haksızdı. Ama haksız ben haklıydım yani. Sana orada. Göre, ben haklı göre olmama de rağmen haklıydı. Üstüme geldi benim. Gerçekten de böyle düşünerek benim kız arkadaşım olmadı Öykü Hanım. Yani ben sorun aradım değil. Benim kız arkadaşım çok olabilirdi. Okuldan da zaten çok olabilirdi. Erkek yani toplu bir şekilde oturuyoruz. Ama biriyle açıp da akşam ne yapıyorsun kanka manka diyen arayıp bir iletişime geçen bir adam değilim. Bu benim karakterim bu şekilde. Ama bu şekilde kendisi beni kötülüyor. Ondan sonra ya ben sürekli son bir haftadır bana karşı duygularını mesela Mert'le evde otururken pardon Dilara'yla otururken sohbet ederken Mert geliyor. Bir şey anlatıyorum, hararetli bir şekilde bir şey anlatıyorum. Dilara'ya karşı yüzümün içine bakıyor. Hararetli bir şekilde bir şey anlatıyorum. Mert oradan geliyor böyle. Mert niye kahvemi getirmedin ya? Hareketleri sürekli böyle. O şekilde mi yaptın? Yemin ederim ki bu şekilde yaptın. Bak şimdi yalan söyleme. Oha. Anladın mı? Dedim ki kahvemi getirdin mi Mert? Bütün hareketleri Öykü Hanım. Ben bak izleyin anlayın. Yani burada herkes izleyince anlayacak. O kadar beni samimiyetsiz geliyor ki. Beni niye böyle suçlu gösteriyorsun burada? Ve son hareketlerinden sonra bu kadar samimi gelmemesinden ve sonra da yaptığı hareketlerden, Yeliz'i savunmasından, sabah burada üzülüp dans etmesinden sonra dedim ki ya gerçekten bu bana karşı bir şey hissetmiyor. Ya bundan, bana karşı bir şey hissetmesini nasıl anlarım diye düşündüm. Düşündüm, taşındım. İki gündür beynim fışkırıyor bunu nasıl anlarım diye. Yani ne düşünüyor, neler düşündüğümü burada söylemek istemiyorum Öykü Hanım. Senin yerine seçerim, sen seçemezsin. Seni bana yazan da çizen de silen de kader değil mi? Benim sana sözüm yok artık, dudaklarım. Soner gelir geçer buradan. Öyle bir iz bırakır ki
şurada dans ederken bir bakmışsınız, tekrar aşık olmuşsunuz. Tabii, vesilem meşhurdur. Şu an için çok güzel sohbet, muhabbet ediyoruz. Benim de onu gözlerim arıyor şu anda. Umarım onun da arıyordur. Çaba istiyorum dedim. Karşı tarafın beni ne kadar istediğini görmek istiyorum dedim. Ben karar vereceğim dedim. O da çaba göstermek için hazırım dedi. Peki. Evet Yeliz. Dün Dilara beni aradı gece görüntülü de. Çok evet, kötü, çok kötü ağlıyordu. Ne oldu dedim. Oğuzhan benimle dedi rol için berabermiş, program için berabermiş. Nasıl yani dedim. Ne oldu ki, hani diyalog neydi ki sana bunu söyledi dedim. Dilara'ya sormuş benimle program için mi birliktesin diye. Dilara da hayır tabii ki demiş. O da demiş ki ama ben program için birlikteyim. Bu görüntülü de oluyor. Dilara'nın ağladığını görüyor. Ama hala devam ediyor şakaya. Sonrasında dediği gibi şarjı bitiyor herhalde. O sıra Dilara bitmiyor, beni arıyor. Bitmiyor, şarjı bitmemişti. Kendi mi kapattı? Evet. Sonra biz Dilara ile konuşurken Dilara dedi ki Oğuzhan arıyor arkadan. Ben dedim ki aç bir konuş. Açmışlar, konuşmuşlar. Oğuzhan demiş ki şaka yaptım. Birincisi Öykü Hanım, zaten Dilara'nın şakadan dolayı bir travması var. Neden? Dilara'nın duygularına o senin o güvensizliğinin... O güvensizliğini ortadan kaldırmak için tekrardan kızı bir şakayla kızı bu pozisyona sokmaya bir kere hakkın yok. İkincisi zaten dili yandı senin de onun da şakadan. Niye şaka diyorsun? Başka bir yönünü öğrenebilirdin ki sen benimle serviste konuştuğun olsan. Ben sana dedim ki biz kız kıza dışarı çıkmıştık hatırlarsanız dördümüz. O gece dedim Dilara seni ağzından düşürmedi. Dilara hep seni anlattı ki bu gerçekten böyle. Ben zaten sana onun arkadaşı olarak bunu söyledim. Benim seninle olan diyaloğum senin zihniyetinle alakalı, doğru bulmadığım bir şeyi seninle birebir de tartışıyorum. Sen Dilara'nın erkek arkadaşısın diye tartışmıyorum. Burada Ozan Rümeysa'ya senin yaptığını yapsa ben Ozan'a da laf söylerim. Bunu sanki Dilara'nın erkek arkadaşı olduğu için yapıyoruz ve Dilara'yı isteyen, Dilara'nın ayrılmasını istiyormuşuz gibi yansıtıyor. Asla öyle değil. Zaten öyle değerli, kıymetli görünen bir İlişki de gözükmüyor bu arada çünkü ortada yapılan hiçbir şey yok senin tarafından. Kız hep fedakarlık veriyor. Onun erkeklerle selamlaşması, kıyafeti, yorumu. Yok ona niye yorum yaptın, ona niye güldün? Zaten bu baskılardan güzel bir şey göremedik ki kıskanalım. Hediye almak mı onu önemsemek, bir ilişkinin hediye kalitesini artırıyor? Hediye almak değil, hediye ve almak mesela... değil. Yani diyaloglar hep senin kurduğun baskılardan, senin o yönetim algından ibaret. Sizin diyaloglarınızda ben hiç çok roman... Benim baskılardan ben iki tane konu açtım. Dedim ki bu konular haricinde her şeyi yapabilirsin. Benim tanışma olduğum yolundaki insanlarla kritik haricinde bir laf atma. Aynı şekilde ben de atmıyorum. Bunlara dikkat et dedim. Ve sürekli bunu yaptığı için sürekli uyarmak zorunda kaldım. Sürekli bunu ne zaman yaptın ya? Sürekli ya, iki dakika önce şurada konuştuk. İki dakika önce havuzun orada konuşuyoruz. Gelmişsin burada ya. Kalkmışsın. Dizinde yatıyorsun. Kalkıyorsun. Oz işte böyle zaten. Oz, o da şakaydı. Oz bu şekilde. Şaka yaptım orada. Tamam, yani demek istediğim şey şu, Dilara'nın güvenini, ilgisini, gerçekliğini sorgulayacağı bir pozisyonda değildi. Çünkü zaten Dilara'nın o bir önceki galadaki olaydan nasıl etkilendiğini, nasıl üzüldüğünü gördük. Dilara'nın Oğuzhan'a karşı gerçek işler beslediğini bence hepimiz farkındayız. Bunu sorgulamak istediği zaman Dilara'yı o kadar ağlatıp üzmek yerine hasretle benimle karşıya karşı duracağını en azından bizimle diyalog kurarak bizden öğrenebilirdin. Gala gecesi bunu anlıyorsun. Dilara'nın ağlamasından anlıyorsun, anlaman lazımdı diyorsun. Ama Dilara bana geldi dedi ki benim Oğuz için ağlama sebebim benim bir kadına tercih edilme sebebimden kaynaklı. Ben o yüzden çünkü ağladım Oğuz, dedi. Allah Allah. Anladın mı? Bunu ben mi söyledim? Bunu sen söyledin. Ne demişsin, ne demişsin? Bunu ne zaman sana söyledim ben? Bir şey diyeceğim. Sana bir soru soruyorum. Oğuz'u karşı hissiyatların olduğu için mi aldın yoksa başka sebebim vardı? Ne zaman, nerede? Tamam, bunu soruyorum nerede, sana şu anda. Nerede, ne zaman? Nerede, ne zaman? Ne önemli? Bunu konuştuk mu? Hayır, tek ağladığım konu çok farklıydı benim. Tamam, bunu neydi, anlat. Bunu istemiyorum Oğuz konusunu. Hissiyatım olduğu için değil, Nihle ile alakalı durumdan dolayı ağlıyorum Nihle'yle dedi. Nihle ile alakalı değil, bana ya. Fırsat vermeyip Nihle'yi kırmızı odaya çağırdığını ağladım sadece. Yani ona karşı bir hislerin olduğundan değil, bu şekilde ağladığını evet. söyledi. Tamam, o yüzden gala gecesinde ben onu ağlamasından bunu anlayamam. Anlatabiliyor muyum sana? Sen kendini Oğuz'a aynı kefeye mi koyuyorsun? Oğuz'a aynı kefeye koydum lan değil, ağlamasından bahsediyoruz şu anda. Hayır, koymuşsun ki kıyaslıyorsun. Ağlamasından hayır, bahsediyoruz. Hayır, bir kere Oğuz'la Dilara'nın arasında hani bir tane... Çünkü Buse'yle de ben orada yani sanki flört ediyormuşsun gibi. Olayların benzerliği yok. Oğuz sen neyle neyi kıyaslıyorsun, gözünü seveyim. Olaylar benzer bile değil. Bunlar kavga etti. Üstüne
Dilara düzelteceğim dedi. Pat yeni kız geldi. O yeni kıza yönelince Dilara dedi ki hani bana izin vermiştin düzelteceğime. Hazmedemediği için ağladı. Sen çok saçma bir şaka yaptın. O kız onu duyduğu için, herkesin içine duyduğu için ağladı. Yani aradaki hazmedemediği için. Yani hazmedemediği için. Bana ona karşı isteğinin olduğundan değil. Ya ne alaka? Nasıl bir zihniyetin var senin? Çok o şekilde sen demedin mi gala gecesi ağlamasından anlayabilirsin diye. Sen nasıl bir psikoloji? Nasıl, nereden bakıyorsun? Lütfen bana da anlatır mısın? Ben nasıl yani nereden bakıyorum? Seni çok anlamak şey istiyorum çünkü. Ben böyle bir adam mı? Bak şimdi sen onun için değerli olmasan arkada evet 9 ya. Kadının 9'una da istediğin kadar iğrençlikte şaka yap, dozu arttır. Yine de ağlamaz. Anlamıyor musun farkı? Allah Allah ben mi anlatamıyorum hayır, ya? Öykü o diyor ki, hazmedemediği için, bana verdiği değer için ağlamıyor hayır. diyor. Ama zaten hazımsızlık yaşamak için de değer vermen lazım evet. bu arada. Senin niye umursasın ki? Yani. Ne yapıyordu? Buse için mi ağladı? Senin için ağladı Oğuzhan Allah Allah. Peki, tanıma yolunuz bitti diye noktalıyoruz doğru mu? Peki. Doğru. Sevgili izleyiciler, bir sürpriz telefon bağlantımız var. Hemen bir bağlanalım bakalım. Merhaba. Selamlar herkese. Nasılsın selam Murat? Selam. İyiyim Öykü Hanım, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Herkes i̇yi. Nasıl? Geçmiş olsun. Çok iyi değilsin ama ya, araba kullanabiliyor musun? Evet Öykü Hanım, sadece pedala basabiliyorum. Oradan daha güzel gözüküyorsun Murat. Orada kalmaya efendim? Devam et. Oradan daha güzel gözüküyorsun diyorum. Oradan oraya daha gelince, güzel. Oraya geldiğinde kim güzel görmüş olacaksın. Bence sen sürprizler görmüş olacaksın da neyse. Buradan haberler alıyor musun? Biraz haberler geldi Öykü Hanım. Nasıl değerlendiriyorsun? Güzelsin, güzelsin. Kırmızı odadan bahsediyoruz herhalde. Yani evet, kırmızı odalar, sohbetler. Sadece onda kalsa iyiydi. Kitaplar, filmler falan öyle. Öykü Hanım tabii ki de bu beni sinirlendirdi. Sinirlendirdi. Yalan oldu. Boşarım ben. Ama şu an için biz arkadaş olduğumuz için bir şey diyemiyorum. Fakat İlayda'yla şu an için çok güzel sohbet, muhabbet ediyoruz. Özellikle bugünümde benim özellikle çok yanımda olmaya çalıştı. Program çıkışında direkt beni araması, bana ilgi göstermesi, uyanır uyanmaz tekrardan iyi misin, tekrardan güzel dilekler söylemesi benim çok hoşuma gitti. Benim de onu gözlerim arıyor şu anda. Umarım onun da arıyordur. 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 Onun seni pek aramıyor gibi. Buradan niye dahil oluyorsun? Yani Mert'e söylemek istediğin bir şey var mı mesela? Yani dahil oluyorsun. Boşa kürek çekmeye devam etsin. Bir saniye. Özellikle ben gelene kadar boşa kürek çekmeye devam etsin. Sana yakışan bir gömlek giymişsin. Kime söyleyin? Mert'e söylüyorum. Ya şey diyeceğim şimdi. Söyle. Ne anlatmaya çalışıyorsun şu an? Neyi ima ediyorsun ki? Sen neyi ima etmeye çalıştın bana? Çalışmıyorum. Ya şöyle, ne söylemeye çalışıyorsun? Şu an ben İlayda ile arkadaş olduğum için tabii ki de kırmızı odaya herkes davet edebilir. En doğal hakkınız genel olarak bir şey diyemem ama şu an için. Tamam. Ama tanıma yoluna girdikten sonrasında böyle bir şey yaparsan bunun sonucuna da katlanacaksın. Bilgin olsun. Girdiğin zaman konuşuruz bunları. Murat, girdiğin zaman konuşuruz bunları. Ama sen de... Sen bir gel yine bol bol konuşuruz Murat. Ama sen de İlayda'dan çok emin konuşuyorsun. Hani tanıma yoluna girdikten sonra yaparsan falan kabul etti mi etmedi daha. Evet. İlayda gayet net. Evet. İkinizin de onun gönlünü çalmanız için bekliyor. Yani bakalım kim? Ben söyledim Öykü Hanım telefonda da. Ben çaba istiyorum dedim. Evet. Karşı tarafın beni ne kadar istediğini görmek istiyorum dedim. Ben karar vereceğim dedim. O da çaba göstermek için hazırım dedi. Yani böyle dedin, çabalayacağım dedi. İçimde evet. Yani Mert'le şu an arkadaşça sohbetimiz var. Ama Murat'la daha farklı bir sohbetimiz var. Daha flörtöz bir sohbet var. Ama bilemiyorum artık gel. Neredesin sen şu anda? Hadi bölüme gel yarınki. Dedi ki aman da dört tane yine oldu falan filan. Adam arabayla geziyor. Yarınki bölüme yok, geliyor musun? Yok Öykü Hanım, hastaneden çıktım. Ha peki. Eve gidiyorum. Antibiyotik kullanıyorum Öykü Hanım. Geçmiş İğne olsun. Oluyorum. Acil şifalar. Teşekkür ederim. Enfeksiyon kapmışım da o yüzden bir hafta biz de dedik ki alma mazlumun ahını. Çıkar aheste aheste. Allah çarptı Murat. İlayda seni özledim. Bak konuya dair bir yorum almak isteriz ama. Öykü ben Hanım. De özledim. Oo. Oo. Ya çok mal.
Öykü Hanım, ben bilmiyorum şimdi konudan çok bağımsız olacak ama tekrardan helallik için mesaj attım. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ama hiçbir şekilde geri dönüş alamadım. Ah, ne kadar sürpriz olmuş yani, bilmiyorum gerçekten ah mı aldım, beddua mı aldım? Yapmış olduğum şeylerden zaten bunu pişmanlığı yaşadım. Belirttim, şu anda da belirttim ama tabii ki de önüme de bakmak istiyorum. İnşallah. Yapacak yani, bir şey yok. İnşallah bir gün kabul eder seninle konuşmayı. Ben de yorum yapabilir miyim Öykü Hanım'a? Vicdanım rahat. Ben elimden geleni yaptım. Daha bir şey yapamam. Daha yani da vicdanım rahat deme yani. Öykü Hanım, üç gündür ulaşmaya çalışıyorum, ulaşamıyorum. İki günde mi yani? Bu yarım sezon bitirdik. İki günde mi halledebileceğini zannediyorsun? Üç gündür ulaşmaya mı çalışıyorsun? O mesajdan sonra yazdın mı başka bir şey? Hayda. Hayda. Niye söylemedin bana ulaşmaya çalıştığını? Çok ayıp. Şimdi hastanelere git gel yapıyorum. Hani senin de bildiğin var ya. Evet. Ondan kaynaklı konuyu açmak istedim. Murat, telefonda 3 saat konuşuyoruz yani. Bundan da haberim olsa iyi olmaz mıydı? Ya bu çok basit, masumane bir şey. Sonuç olarak helallik için ben mesaj atmaya çalışıyorum. Biliyorum ama ben mesajdan sonrasından haberim yok bu arada. Tamam, şu an haberin oldu. Dediğim gibi masumiyet bir şey ya. Ben mesaj atmamdaki sebep belli yani. Herhangi bir amaç olamaz zaten. Okey. Zaten abi, haberde vermişsinizden mesaj attım. Sonrasını bilmiyorum. Aman neyse canım, konuya hakimsin en azından. Yani peki, taktik için takmayalım. Evet, Beyza bir şey söyleyecek sana. Murat, öncelikle geçmiş olsun arkadaşım. Şöyle teşekkür söylüyorum ederim. Artık telefonla mı ararsın, görüntülü mü ararsın, mesaj mı atarsın bilmiyorum. Bir hafta burada olmadığın için, olmayacağın için meydanda bir tık boş olacak gibi gözüküyor. Yani her türlü her şeyde açık ol. Bir hafta sonra geldiğinde her şey çok değişmiş de bıraktığın gibi bulmaya da bilirsin. O yüzden bıraktığın gibi bulabilmek için yorumlarını ve adımlarını dikkatli atmaya çalış. Tek tavsiyem bu sana. Ya, teşekkür ederim Beyza tavsiyelerin için. Geçmiş olsun tekrardan. Var mı konuşmak isteyen? Berke var mı? Çok özledim Öykü Hanım, acil gelsin. Berke çok özlemiş, acil gelsin diyor. Başka yorum var mı? Geçmiş olsun. Murat çok büyük bir geçmiş olsun. Geçmiş olsun hasretten öyle. Herkesin geçmiş olsun mesajı var. Herkese çok teşekkür ederim. Umarım bir aksilik olmazsa, Allah izin verirse yarın orada olacağım Öykü Hanım. Allah nasip ederse. İnşallah. Valla yani zor taraflar kalıyor. Seni burada paketleyip göndermesinler. Öykü Hanım, kutlar sofrası orada yani, ileride biraz tek kaldı. Yani meydan boş gibi görünüyor ama şu an için kendimi güveniyorum. Hem meydan kendinden boş, hem pregala, evet, hem gala. Bilmiyorum kimi yaslak diye tırmalıyorlar. Bilmiyorum yani. Tek bacakla geleceğim oraya. Yani burada olman gerekir diyorum. İnşallah Öykü Hanım yarın peki oradayım. Peki, tabii sağlık önemli. Şaka yapıyorum. Acil şifalar diliyorum. Umarım ayağa kalkabilirsin en kısa zamanda. Teşekkürler Murat. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese selamlar. İleride öpüyorum seni. Bay bay. Yani gerçekten özel bir günü aslında kaçırıyor Murat. Gizemciğim. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Senin için çok kıymetli bir büyüğünü kaybettin. Evet, babaannen benim için değil mi? Gerçekten kıymetliydi. Yani insanlar dedemi, babaannemi kaybettim deyip ağladıklarında algılayamıyordum. İnsan yaşayınca yani öyle yaşlı diye seni büyüten kişi mi yoksa? Şöyle, ben zaten hani annem sürekli çalıştığı için çok fazla büyüyemedim. Ablam işte daha çok babaannemin yanında büyüdü. Ben teyzemin yanında. Ama hep böyle her tatilde Eskişehir'e giderdik. Hep babaannemleydik. Baba tarafını seviyorum, babaannemi ayrı bir seviyorum. Annemin çok arası yoktu ama biz o tarafta büyüdük daha çok. Eskişehir deyince babaannem, babaannemin evi. İşte çünkü babaannemin bizi asker evine götürmesi. Baba tarafı asker ev. Kartları falan alıyor biliyorsun. Tabii. Özel asker evlerine falan götürmesi. Yani şimdi ben babaannem yok, Eskişehir'e niye gideyim gibi düşünüyorum yani. Kötü bir durum ya. İnsan orada yaşayın. Orada mı defnedilecek? Evet, defnedildi şu an. Ziyarete gideceksin ya ben işte. Tam buraya girerken yani tam başlarken yani kombinim falan her şeyin biliyorum, farklı. Biliyorum. Bir anda böyle bir haber aldım. Sana da. Uzakta olduğu için giremedim. Ailene de, tüm sevdiklerinize de başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Babaannene rahmet diliyorum. Mekan cennet olsun. Bir anda oldu. Hiçbir hastalığı yoktu. Yattığı yer incitmesin. Bade. Evet. Yani
ölümün hayırlısını dileyemeyiz tabii ki ama hı-hı, şöyle diyebiliriz en azından. Aklımız başımızda, elden ayaktan düşmeden, evet, kimselere muhtaç olmadan. Bunu istiyordu aslında. Böyle dileyebiliriz. Çünkü dedem çok elden ayaktan düştü. Yani babaannemin eşi, dedem. O da hep söylerdi hani ben böyle olmayayım, böyle güzel bir şekilde, kimseyi yormadan. Ama ne güzel bak, sevdiği torunları var. Gideceğim tekrar, yani. Tekrar sabır de diliyorum sana. Berke yanında. Çok destekçi oldu. Teselli yani ediyordur, evet, diye tahmin ediyorum. Evet, teselli etti. Pozitif bir enerji veriyor bana. İşte iyi gün. Evet, iyi gün, kötü hayat, gün. Hayat, kötü günde de denk geldiniz yan yana. Birbirinizi tanımak için her an aslında bir vesile, bir sebep. Tekrar başın sağ olsun diyor. Dilara, rahatladın mı suya atınca? Yok, hiçbir şekilde rahatlamadım. Ama hoşuma gitti yani aslında. Burada çok tezahürat ettiler ama. Ha. İşte benim kızım, hey falan. That's my girl. Bir de komik olan erkeklerin birden kaçması. Oğuzhan eğiliyor böyle. Oğuzhan çok iyi refleks yaptı bu arada, biz izledik. Evet ya. Daha önce yaşanmış bu arada belli. Ya yüzüne slow motion yaparlar. Evet, bu arada da slow motion olur. Valla sahne güzel ama işte yani senaryo mu değil mi biz de anlayamıyoruz. Her şey gerçek. Benim burada yaşadığım her şey. Biz de düştük yani. Yani böyle bir arada kaldık biz de. Her şey gerçek. Su fırlatmış olmak için fırlatmadım yani. O an öyle oldu, öyle attım. Ya izlemesi keyifli. Hani ben atayım bu kılçığı ortaya da hani izleyen dilediği gibi izlesin. Yok, tamamen gerçek. Tutkulu bir aşk hikayesinin skandal sonu. Ya sebebi çarpıcı kendisi bir sondu. Zaten. Efendim? Sebebi kendisi. Yani duygularınız varsa zaten ve unutamadıysanız bir şekilde bir araya gelirsiniz. Ya bunu bize sorgulatan da sizsiniz, bizi inandıracak ama olan da sizsiniz. Ama Öykü Hanım, duygularımız var ama yine aynı şeyler olacak, ben biliyorum. Yine böyle şakalar yapacak, yine kısıtlayacak ya da ben yine onun yapmak istemediği şeyi yapacağım. Yani siz, nereye kadar böyle? Siz birbirinizi gerçekten kaybetme korkusu yaşamadılar herhalde, değil mi? Böyle bir şey olmadı. Kaybedince anlayacaklar bence. Peki, Dilara ve Oğuzhan, burada öyle bir gün yaşandı ki o günden sonra gerçekten bir takım aşklar sil baştan yeniden yaşandı. Öyle biri geldi ki şarkılarıyla aklınızı başınızdan aldı. Ya burada çok duygusal ve özel anlar yaşadıktan sonra birbirine fazla yaklaşan ve sonuna kadar bir arada kalan çiftlerimiz de oldu. Bu anı iyi değerlendirin, ikinize de söylüyorum. Özellikle size söylüyorum. Çünkü kısmetse olur, kısmet uslar bilirler. İlk sezondan bugüne kadar gelenler, dur, hayır, dur, bir dur, açmayın be ağzınızı. Bilirler, bizim uğurumuzdur, bizim başımızın tacıdır, bizim bir tanemizdir. Şarkılarından öte dostumuz, arkadaşımız ve insan olarak çok sevdiğimiz biridir. Sizin her duygusal anınızda şarkılarıyla da yanınızda olandır. Biz onu çok seviyoruz. Ve bu sezona da bir nazar boncuğu gibi gelsin, aramızda olsun, bizimle olsun, paylaşsın istiyoruz. Alkışlarınızla Soner Sarıkabadayı. Seni bana yazan da çizen de silen de kader değil mi? Sana sözüm yok artık, dudaklarım yeminli. Yaşamadan kim ne biliyor, bizi cevaplara otabiliyor. Seni benim adıma kim diliyor, sevgi zamana yenilebiliyor. Seçemezsin. Seni bana yazan da çizen de silen de kader değil mi?
Dudaklarım yeminli. Yaşamadan kim ne biliyor, bizi cevaplara otabiliyor. Seni benim adıma kim diliyor, sevgi zamana yenilebiliyor. Birini bulursun işte bu dersin, aynalara benzer tam çözemezsin. Yüreğin senin yerine seçer onu sen seçemezsin. Seni bana yazan da çizen de silen de kader değil mi? Benim sana sözüm yok artık, dudaklarım yeminli. Seni bana yazan da çizen de silen de kader. Dudaklarım yeminli. Bravo! Çok teşekkür ederim. Şöyle alayım size Soner Bey'i, öyle alalım. Aynen, ben de diyorum oraya oturacağım değil mi? Tabii be abi, oturman lazım. Herkese selam bu arada. Hayırlı olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel bebeğim, çek biraz. Nasılsın? Çok iyiyim, sizler? Evet, çok iyisin. Harika görünüyorsun. Hayırlı olsun tekrar. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Sensiz olmaz tabii. Sezon aynen şimdi başlıyor yani. Aynen, çok güzel bir sezon olacak inşallah. Yani ben her geldiğimde Öykü Hanım'ın başarılarından bahsediyorum kendisine. Teşekkür ederim. İnşallah, yani çok eminim. Çok güzel insanlarsınız belli. Hepinizin, yani tanımasam da hepinizi gözlerinizden anlayabiliyorum. İnşallah herkesin arası pozitiftir. Değil mi? Eyvallah. Olması için çaba sarf ediyoruz. Etmemiz biraz lazım. Biraz zorlu. Etmemiz lazım. Biraz zorlu. Ya bir de her şey böyle istediğimiz gibi olsun diye aslında neler yapıyoruz. Ama insan iletişiminde mesela daha az dikkatli davranabiliyor insan kendi stylinginden. Hı-hı. Halbuki iletişimin stylingini daha iyi yapsak belki daha şey olabilir. Emek vermek lazım. Çok güzel bir şey söylediniz yani siz. Mühim olan niyet işte. Yani ben de tam sen gelmeden bir tartışmalı çiftimiz var. Onlar da bugün ayrıldılar. Siz mi tartışıyorsunuz? Evet. Merhabalar. Dilara. O da orada. Buradayım. Evet. Olabilir, olabilir. Tabii ki. Yani işte böyle bir hırpalayarak birbirlerine bir ayrılığa karar verdiler. Ben de dedim ki Soner gelir geçer buradan. Öyle bir iz bırakır ki. Şurada dans ederken bir bakmışsınız tekrar aşık olmuşsunuz. Tabii vesilem meşhurdur. Yani o konuda... Gerçekten öyle ama. Şeyim. Ama ben hep şuna inanırım. Bazen her şeyin olumlu gitmesi için de küçük olumsuz şeylerin yaşanması gerekiyor. Kesinlikle. Daha iyi insanlar kendilerini daha iyi ifade edebilirler bazen. Hani ben kendi hayatımda evliyim. Çocuğum var ve onu hala yaşıyorum. Ne kaç yaşın baba oldu? Bir oldu, bir buçuk oldu. Oldu. Ne diyorsun? Maşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Maşallah. Allah razı olsun. Üç oldu. Adamlığını geliştiriyor. Yani şu an konsantre olduğu şey o. Vallahi çocuk... Nasıl bir his babalık? Konuşamadık ya, çünkü yani. Ya evet, çok tabii ki hani benim belki de hani oğlum yeni 3 yaşında olduğu için hani belki benim ifade etmem daha böyle deneyimli babalara göre daha az olabilir ama hani anladığım bir tek şu var, bir baba, yani erkek içgüdüsü diye bir şey varmış, ben daha sonradan öğrendim. Ya onu biliyorum ama babalıktaki erkek içgüdüsünü duyduğumda çok hoşuma gitmişti. Hmm. Çünkü bir erkek, hiçbir erkeğin kendisinden daha iyi olmasını içgüdüsel olarak isteyemezmiş. Hmm. Sadece oğlunun kendisinden daha iyi olmasını istermiş. Ona kabul ediyorum. Bir tek onu kabul ediyorum. Hani bunun yoğunluğunu ben algılamaya çalışıyorum. Yani... Oğluma layık bir baba olmaya çalışıyorum aslında. Yani maksimumda ona konsantreyim. Mükemmel. İnşallah. Çok işi... çok ama çok iyi bir baba olduğuna eminim. İnşallah. Mutlaka yani, inşallah. Eminim. Hani bunca yıl babalık tecrübesi olanlar diyorsun ama yani baba denilip de baba olamayanlar da var tabii ki. Zaman yani meselesi. Çok haklısın. Yani çok zaman vermek lazım.
Gerçekten ondan öyle. Sonra sevgi, emek, her şeyi vermek lazım. Geleceğini şey. Planlıyorsun, her evet. şeyini, en iyisini yapmak için uğraşıyorsun. Söylediğini yapmıyor. Gördüğünü yapıyor ama mesela seni bir şeyi yanlış yaparken görmeyiversin. Hemen saniyesinde. Kayıt. Tabii çok acayip bir durum var. Dikkat ediyorsun. Kendini düzeltmen gerekiyor yani adamı doğru düzgün hale getirmek için. Önce kendinden başlıyorsun. Farkındalık dev. Tabii çok fena. Açıldı tabii ki. Bir de benim şimdi eşim Kolombiyalı biliyorsun ve evet. annesinden İspanyolca, benden Türkçe. İşte bizim aramızda biz İngilizce konuşuyoruz ama çocuk bayağı bir dile maruz kalıyor. Yani orasını da düşünüyorum. Ama işte mükemmel hepsine ana dili gibi hakim olmak. İnşallah. Çok çok zekiler yani yeni nesilde evet. böyle bir çabuk kapma ve kaydetme bizden, var. Bizden zeki oldukları ortada yani hani çok net onu görüyorum. Evet. İnşallah. Peki Allah bağışlasın diyelim. Sorunuz var mı arkadaşlar? Herkes ya. Kilit şu anda Öykü Hanım. Çok şaşkın. Evet, evet şok olduk. Ya, çok... Ben bir şey söylemek istiyorum Soner abi. Siz tabii. Piri yaptığınızda ben lab'teydim. Aslında sizle muhabbet ettik. Şu an hatırlamamış olabilirsiniz. O gün de bir şey söylemek İlkay'ın istiyorum. İlkay'ın orada. Ha, İlkay'ın orada. Süper. İlkay'a da çok selamlar buradan. Çok selamlar İlkay. O gün söyleyemedim size. Sizin yara bandı ve unuttum mu benim şarkılarıyla ben akustik travma geçirdim. Hadi yani ya. Bir hafta boyunca hiç çıkarmadan dinledim. İyi gelmiştir umarım travma. Sonra kortizon tedavisi falan düzelttik. Yani sizi çok seviyorum. Şarkılarınızı çok, çok seviyorum. Ederim. Bunu söylemek çok istedim. Çok teşekkür ederim. Ya tabii şey de var. Hani var mı şarkıların? Çok özür dilerim. Şarkıların anısı varsa ona da dahil olun yani. Ya anı değil de hani illaki böyle maruz kalmışsınızdır diye düşünüyorum. Yani niye ne kadar mütevazı kalmışsın ya hiç öyle bir şey aslında şey yani. Meselesi. Açıp da bilerek canı acıtmacasına dinleyenler var yani böyle bir şey. Ya o kadar tabii çok sevinirim yani insanların ki. Yoğun duygularını paylaştığı şarkıların tabii ki evet. bir sürü şarkı var. Onların arasında benim şarkılarımın da olması benim için harika bir şey. Yani bundan daha fazla şükredebileceğim bir şey olmaz diye düşünüyorum işimle ilgili. İşte bunu yetenek ama. Hani işte bir şekilde şunu görüyorum, o jenerasyon değişiyor mesela ve benim de kendime göre sınavlarım var. Benim de sınavım yeni gelen jenerasyonlarla doğru adaptasyonlarda, doğru şarkılarda buluşmak. Yoksa işte yıllar evvel bir tane buz yazmışım, yok ondan sonra şu yazmışım. Hani onunla konu ilerlemiyor arkadaşlar. Yani aynı ilişkide gibi diye düşünüyorum. Ama bu şey yani sanatçı kaygısı, sanatsal bir kaygı bu. Senin kendini geliştirmenle ilgili bir kaygı yoksa... Klasikler olarak müzik tarihinde yer almaları tabii ki her zaman ben şimdi ve sonra da alkış hak edecek bir şey. Çok teşekkür ederim. Soner abi sana bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki lütfen. Ben böyle bir şarkı çıkarıyorsun böyle darma duman ediyorsun. Sonra bir süre bizi rahat bırakıyorsun. Psikolojimiz rahatlıyor böyle. Yolculuk yaparken ben belki 100 belki 200 kere böyle senin şarkılarını açıp kafamı yaslayıp şöyle... Eh arkadaş ve dediğimi hatırlıyorum. O yüzden burada olduğum için çok ederim. Mutluyum. Çok kendi teşekkür adıma. Ederim. İfade ettiğin için, paylaştığın için. Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. Siz, ya bu arada şey var hani belki bilmeyenler de olabilir. Ben buranın düzenli konuğuyum arkadaşlar. Evet. Yani ya. Öyle, tabii her sezon buradayım. Uğurumuz, nazar boncuğumuz. Yanlış anlamayın hani İspanyolcası oluyor ona da geliyorum. Yani sadece Türk dilinde değil. Çok keyifli. Ev sahibi. Tabii bir sürü insanlarla tanışıyorum, sizlerle tanışıyorum. Benim için de çok güzel bir şey, çok güzel bir şans. Ya bir de ben yıllardır kendisine söylerim, ben Öykü Hanım'ın hayranıyım. Yani yüzüne de söylediğim bir şey olduğu için gerçekten. Yani Öykü'yü izleyip bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Yani onu dinleyip. Harika bir, çünkü kendisini bu kadar iyi ifade eden nadir insan gördüm hayatımda. Bir de bunu ekranların önünde yapıyor yıllardır. O yüzden hayranlıkla takip ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben bir şey söyleyeyim. Ben de bir soru. Tabii ki tabii ki. Ya, biraz özel olacak benimki aslında ama daha biraz önce. Korktum şimdi Beyza. Yok. Biraz önce. Bir an korktum. Biraz önce iki ayrı karakterin bir araya geldiğindeki ilişkide olabilecek ihtimalleri konuşmuştuk. Şimdi sizin eşiniz de farklı bir milletten. Farklı milletten iki insanın iletişiminin nasıl olduğunu, orta yolu nasıl bulduğunuzu çok merak ediyorum böyle. Ne zaman aklına geldi? Çöktü beni güzel soru ya. Sorarak. Aa, yani, ne zaman aklına ama yani. Beyza ilk defa alkışlıyorum Öykü Hanım. Şimdi ben, estağfurullah bu arada ben bunun hani böyle bilirkişisi falan değilim. Hasbelkader böyle bir doğru düzgün giden bir ilişkim oldu. Sonunda da evlendim yani onu da söyleyeyim. Ama hani şunu ifade edeyim. Çok teşekkür ederim. Ya ben bunu sizin sorunuzdan ziyade hani oraya o konuyu genellediğimde şöyle düşünüyorum. Beklentilerle ilgili durumlar. Mesela insanların birbirinden beklentileri yani
iki kalbin birbirinden beklentisi diyeyim. İnsanlar deyince farklı şeyler anlaşılabilir. O konu öncelikle kendi içinizde çözülmediği sürece karşı tarafla çözülmesi mümkün olmayan bir durum. Yani ben beklentilerimi kendime göre ayarlayıp kendim onları karşıladığımda benim belki de duygusal alışveriş yaşadığım bir insandan herhangi bir beklentim kalmıyor. İnsanların birbirini tanıması ve belki de önce kendini tanıması çok kıymetli. Çünkü ne yaptığın, ne ettiğinden ziyade karşı tarafın seni nasıl anladığı, senden ne beklediğiyle sorumluluk duyuyorsun ya. Ben kendi ilişkimde sordun diye söylüyorum. Şöyle bir şey yaşadım. Eşimle o zaman da işte birbirimizi tanıma aşaması oluyor. Tanıma yolu. Tanıma yolundayız. Tanıma yolundayız. Karşılıklı birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Ben de bir gün stüdyoma davet ettim. Ondan sonra stüdyodaki çalışmayı yaparken de kardeşim bilir. Yani normalde hani çok sıkıcı yansıyabilir bu. Yani aynı yeri 100 kere tekrar ediyorlar. Hani mesela biz de oturuyoruz burada bekliyoruz mesela. Ben de düşünceli davranmaya bir hani alışkanlığım olan şeyi yapmaya çalıştım. Dedim ki yani sen sıkıldıysan hani ben seni eve göndereyim. İşim bitince ben gelirim dedim. Eşim bana benim için tarihi bir cevap verdi. Yani ben eşim olmasına orada karar verdim. Bana dedi ki niye ben kendi can sıkıntısımı halledemiyor muyum dedi. Yani hani sen bundan sorumlu değilsin ki. Ben de diyorum ki ben bundan sorumlu değil miyim diyorum. Çünkü yıllarca öyle ki ben kız arkadaşlarımın canının sıkılmasının sorumluluğunu üzerime almışım. Yani bu gerçekten bende ilişkide büyük bir baskı yaratmış. Yani herkes kendi can sıkıntısını hallediyorsa hani ben okeyim yani onu anladım. Ama o seviyeye gelene kadar, onu duyana kadar mesela hep bir şekilde sanırım ya kendi beklentimi anlamaya ya da benden bekleneni anlamaya çalıştığım süreçler yaşadım. Çok kilit bir nokta bu. Bunu yani. Çok gerçekten her yerde anlatma. Yani çok nazar çekebilecek ve son derece medeni bir ilişki imkanı yakalamışsın. Şöyle bir şey söyleyeyim sana hemen. Çünkü insanlar birbirlerini trip denen bir şey var. Tripsiz ilişki yok. Çok haklısın ama ben şöyle bir şey gördüm. Yanlış anlamazsanız hani ben sadece deneyimlediğim için ifade ediyorum. Sanırım birazcık kültürel olabilir bu konuştuğumuz şeyler. Yani bizim beklentilerimizin özü aslında bizimle ilgili insanların ne düşündüğü. Yani mahalle baskısı deniyor ya eskiden. Evet. Oradan kaynaklanan bir böyle dallanmış bir durum olduğunu düşünüyorum. El alem. Teşekkür ederim. Niye böyle düşündüğümü de söyleyeyim. Ya şimdi sanırım kültür meselesi deme sebebim şu. Yani bizde çok fazla kontrol etmeye çalıştığımız bir... Kardeşim sana böyle arkam dönük gibi oluyor. Kusura bakma olur mu? Böyle çok fazla ilişkilerde birbirlerimizi ya da karakterlerimizi kontrol etmeye çalıştığımız bir yumak oluşuyor ya. O yumağın sonunda biz kalmıyoruz artık. Karşı tarafın ördüğü ağın içinde hareket imkanı kadar hareketi olan bir kişiye dönüşüyoruz. Evet. Doğru ifade edebilir miyim acaba? Kesinlikle. Ve bence bu insanı tüketen bir şey. Yani düşünsenize ben mesela kendimi çok iyi ifade ettiğim bir insanın benimle ilgilenmesi kadar kıymetli bir şey olabilir mi? Yani bundan daha değer verebileceğim bir insan yaklaşımı görmüyorum. Çünkü ben kendimim diye ya da ben kendim olmayı başardım diye karşı taraf beni o halde gördüğüyle kabul ediyorsa yani bilmiyorum da son noktanın ben bu olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Hani tabii ki bunu da kolay bir şeymiş gibi ifade etmiyorum. Hani ben de böyle doğdum böyleydim falan demiyorum. Yanlış anlamayın. O yüzden hani bir sürü nazar değer deneyimlerim ya oldu. Tecrübe ondan sonra bir sürü tabii ki kendimi anlamak için bir sürü aynalarım oldu ama anlayabildiğim kadarı bana yetmedi yani. Onu da söyleyeyim. Hani baktım sonra gerçekten yetmediğini görünce de Allah yüzüne gülmüş. Allah yüzüme güldü. Net. Aynen. Yani. Allah yüzüme güldü. Gerçekten. Ben de bir şey sorabilir miyim? Ne demek? Efendim. Şarkılarınızla ilgili soracağım. Biz her dinlediğimizde böyle yoğun duygular yaşıyoruz. Teşekkür ederim. Siz her söylediğinizde onu gerçekten böyle o şarkıyı her söylediğinizde yaşıyor musunuz o duygu? Bir de eşiniz yabancı olduğu için şimdi
ne kadar yabancı dili bilsek de, yani ne kadar İngilizceyi ikiniz de bilseniz de, sonuçta o sizin şarkılarınızı ne kadar anlayabilir ki? Mesela İngilizce'de kolay gelsin yok. Ellerine sağlık yok. Tabii. Çoğu duygu, yani, duygu geçiyor mu yani? Çoğu duygu aslında tanımlayamıyoruz yani, evet, dil olarak. Hani karşılığı yok çünkü anlatamıyoruz. Çok doğru. Hani o bunu algılayabiliyor mu? Ya sadece fon müzik mi yoksa siz o... Yani kendi fikrimi söyleyeyim. İlk sorundan başlayayım. Evet. Şarkılarımı söylerken her söylediğimde aynı şeyi hissetmiyorum. Ama bazen ne oluyor biliyor musun? Mesela bir konserde özellikle de şarkıma mesela... bu arada konserime de hepinizi beklerim arzu ettiğiniz zaman, müsait olduğunuz zaman. Bir konserde mesela bir şarkıma eşlik ederken insanlar... bazen mesela insan hani çok böyle mesela istediği bir şey olduğunda... Bazen insanın böyle duygusu kabarır, hani ağlayacak gibi olur. Yani ağlamaz da hani ağlayacak gibi olur ya. Evet. Mesela bu ağlayacak gibi olma olayı ses performansını çok kötü etkileyen bir şey. Yani hani sahnede ağlayacak gibi falan olduğun zaman falan... Düşünsene ağladığında konuşamazsın bile, ses tonun değişir, böyle çatallanır falan ya. Şarkıcılıkta tamamen yani içi sesin gidiyor. Hani ben hem böyle duygusallaşmaya çalışıyorum, ya ne güzel şarkımı söylüyorlar falan diyorum. Orada ama böyle bir... ağlayacak mıyım acaba falan, o da sesim mi gidecek diye triplere girerken unutuyorum, o duygudan kopuyorum. Ama gerçekten insanların bana hissettirebildiği bir şey bu. Benim kendi kendime hissettiğim değil. Yani kendinize özellikle bir duygu, ya o şarkı. İlk yazdığım zamanlarda mesela, şarkıyı ilk yazdığım zamanlarda işte çok uzun süredir hayatımda yoksa falan çok etkilenebiliyorum yani. Öyle bir şarkı yazdığımda. Ama onun dışında konserlerde gerçekleşiyor bu dediğin şey. Sizin için en özel şarkınız... Hangisi? Ve neden özel? Yani. Bence Buz. Benim. Ay ben Buz bence dedim, yani Buz bence dedim. Buz. Ama şöyle bir kere hani Buz benim hayatımdaki kıymeti birkaç açıdan birleşiyor. Yani o yüzden kıymeti çok daha büyüyor. Hı hı. Birincisi ben Buz'u 2001 yılında yazmıştım. 22 sene olmuş doğum yani. Yılım. 2001 yılında yazmıştım ama onu yayınlayabilmek için... İstediğim fırsatı 2009 yılında yakalayabildim. Ve o 8 yıl boyunca canım sıkıldığında, ya işte ne zaman benim şansım dönecek, ne bileyim işte aklınıza hani bu istediğiniz bir şeyin olması ile ilgili ne dua geliyorsa hani onları düşünün diye söylüyorum. 8 yıllık manifesto öyle düşünüyorum. O 8-9 yıl ben enerji olarak her düştüğümde ya da her duygusal anlamda başım sıkıştığında, hani bir tane insanın çok güvendiği bir şey olur ya, hani camı kırınız vardır. Yani Buz öyle bir şarkıydı. Beni 9 yıl boyunca, ya benim tamam benim Buz'um var. Yani hani ben bunun için beklemem. O beni o kadar böyle inandırmış bir şarkıydı. Bir de benim nazarımda, yani deneyimimde ilk defa şarkımla selam verdiğimde o selamın alındığını gördüğüm şarkıydı Buz. Yani... baktım ki yani... Kapı açıldı. Evet yani çok Buz var ya, candır Buz. O kadar çok seviyorum Buz'u. Biz de çok seviyoruz. Ha, diğer şarkılarını da tabii seviyorum. Hani insan hepsini seviyor ama hani Buz'un o benim hayatımda bana kattıkları ve benim hayatımda değiştirdikleri benim tarif edebileceğimden fazla. O yüzden çok kıymetli. Çok ne teşekkür güzel ederim. Anlattın ya. Evet çok güzel, çok duygulu anlattın. Geçen bağırarak söyledik burada zaten. Hadi ya. Sana, aynen harikasın. Bayağı tripler. Çok özür dilerim. Gerçekten hoş geldiniz. Sizi çok seviyorum. Çok da mutlu oldum. Ayrıyeten bir tık da üzüntülüyüm. Mutlulukla üzüntüyü bir arada yaşıyorum. Evvel önce çocukluk arkadaşımı kaybettim ve sizin şarkınızı çok seviyordum. Onunla birlikte çok teşekkür ederim. Onunla birlikte dinliyorduk. Sadece sormak istediğim şey şu. Sadem şarkısının bir anlamı, bir hikayesi var mı? Açma o müziği. Ya şöyle çok, böyle duygusal bir şarkı Sadem. Evet ve yani. Çok özür dilerim. Hani çok fazla enerjili bir insanım ama hani gözyaşı dökmeyi seven de bir insan değilim. O anlar aklıma gelince doldum biraz. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Bu soruyu sormak istedim. Bir de eğer zamanınız varsa bu şarkıyı söyler misiniz? Söylerim tabii ya. Ne demek? Seve seve. Ben ağlarım. Şimdi Sadem'de mesela Sadem'i de ben Buz'dan hemen sonra yazmıştım. Ya yani 2002 yılında yazdım diye hatırlıyorum. Onu da yanılmıyorsam 2010 yılında yayınladım. O da bir 8-9 yaşındaydı. Ya hatta şöyle bir Sadem'in durumu vardır. Konserlerime gelenler bilirler. Şimdi Sadem'in içerisinde mesela ben Sadem'i yazdığımda saçım vardı benim.
Ya bambaşka bir kasaydım. Öyle söyleyeyim. Hani çok ciddi şekersin. Söylüyorum. Farklı bir insandım yani. Hani hani pasaport polisi almaz yani beni şu an o kimlikte. Öyle o kadar ben değiştim arkadaşım. Ha, kişi karakter olarak değil ama böyle tip olarak değiştim. Mesela sakalım yoktu, saçım vardı. Böyle bir değişiktim yani. Neyse. Öyle olmadı, böyle oldu sanırım sonunda da. Orada mesela şarkıyı yazarken diyorum ki saçımda bembeyaz tenin diyorum. Hani saçımı beyazlattın anlamında kullanıyorum onu. Lan şimdi şarkıyı çıkardım, saçım yok. O orada bir tane aranjörüm var, diyor ki ya abi diyor. Hani ben hatırlıyorum sen bu şarkıyı yazdığında işte hani sen bunu kastetmiyor muydun? İşte yüzüm çizgilerim var. Saçımda bembeyaz tenin falan. Evet abi diyorum ama hani ne yapalım, çıkarmayacak mıyız? Hani saç da gitti. Abi diyor çıkarmasak mı falan. Bayağı bir arada kaldım. Sonra tabii yani hepsini geçiyorum. Yani bu tamamen işin benim tarafından yaşanan deneyim ama şarkının o kadar yıl kalabilmesi, benim hayatımda o kadar barınabilmesi yayınlanmadan önce benim için en kıymetli kriter. Yani bir şarkıyı 10 yıl evvel yazmışım. Ben bugün hala şimdi buraya arabada yolda gelirken bir tane şarkı buldum. Ben bakayım dedim hani ben bunu ne zaman yazmışım diye. 10 yıl olmuş. Abi. Şimdi 10 yıl evvel yazmışım şarkıyı. Bugün 2023'te ben hala kendi kendime mücadele şarkıyla ilgili bana verdirtiyorsa hani benim için ondan daha önemli bir kriter yok. Hani derler ya altın da olsa elmas da olsa o değerinden kaybetmez. Belki gizlenir, belki üzeri örtülür, tozlanır ama sonuçta altındır yani diye bakıyorum. Çok teşekkür ederim. Bize bir şarkıyla daha şifa olur musun acaba? Olmaz mıyım ya? Böyle şimdi hareketli hareketli bir şarkı gelmesin böyle gelsin, şeyler. Gelsin gelsin, sonra düşeriz ya. Gene tabii. Tamam. Düşeriz yani. Nasıl? Valla ne kadar gelebiliyorsa gelsin. Aynen sana. Biz hep açız. Sen söylemek istiyorsan dinleriz. Yok söylerim tabii ki. Söyle söyle. Biliyor muyuz ki derini, siliyor muyuz kısa süreli, diliyor muyuz burada seni, orada beni, dönüyor muyuz konuya geri, seviyor muyuz acıyan yeri, kırıyor muyuz arada seni, arada beni, sonsuza kadar bitirdiğin, kalbinle yitirdiğin, getirdiğin yüreğime onun adını, dilime acı tadını, yaz onu dinleme. Sıcak bir yaz günü şu Ege'de bile yok böyle serinleme. Sen unut acılarını, duygularını, bana unutulur deme. İnanırım her şeye, gözümün içine bakıp öyle gülümseme. Şu Ege'de bile yok böyle serinleme. Sen unut acılarını, duygularını, bana unutulur deme. İnanırım her şeye, gözümün içine bakıp öyle gülümseme. Sıcak bir yaz günü şu Ege'de bile yok böyle serinleme. Sen unut acılarını, duygularını, bana unutulur deme. İnanırım her şeye, gözümün içine bakıp öyle gülümseme. Yüreğime onun adını, dilime acı tadını, yaz onu dinleme. Sıcak bir yaz günü şu Ege'de bile yok böyle serinleme. Sen unut acılarını, duygularını, bana unutulur deme. İnanırım her şeye, gözümün içine bakıp öyle gülümseme. Gülsemem bu hale yeniden
önüme bakamam günlerce, aylarca. Gücüm yok artık, oynayamam kimselere. Dert mi adın, acı mı tadın bilene. Gözyaşım desen bitti, bitti. Peşinden koştum, gitti, gitti. Tutmuyorum, evet ağlıyorum. Senden daha fazla. Kim bakar ardına, sen mi ben mi, adın ne senin? Gül mü diken mi, yana yana ben yandım. Benim adım korken, senin adın buz mu, söylenmez mi? Kim bakar ardına, sen mi ben mi, adın ne senin? Gül mü diken mi, yana yana ben yandım. Benim adım korken, senin adın buz mu, söylenmez mi? Gücüm yok artık, oynayamam kimselere. Dert mi adın, acı mı tadın bilene. Gözyaşım desen bitti, bitti. Peşinden koştum, gitti, gitti. Tutmuyorum, evet ağlıyorum. Senden daha fazla. Kim bakar ardına, sen mi ben mi, adın ne senin? Gül mü diken mi, yana yana ben yandım. Benim adım korken, senin adın buz mu, söylenmez mi? Kim bakar ardına, sen mi ben mi, adın ne senin? Gül mü diken mi, yana yana ben yandım. Benim adım korken, senin adın buz mu, söylenmez mi? Kim bakar ardına, sen mi ben mi, adın ne senin? Gül mü diken mi, yana yana ben yandım. Benim adım korken, senin adın buz mu, söylenmez mi? Harika ya. Devam. Haydi devam. Devam. Tabii tabii. Oynuyor. Harika. Az muhabbet çok şarkı. Çok daha iyi mi buradan aramız? Epey bir mesafeli. Dille kolaylı, olaylı, hadiseli. Günleri geçti geçeli. Duymadım okunmaz esameni. Şu dünya bile dönüyor, sen inat ettin.
yok. Bir özür dileme niyetin de mi yok? O harcadığın zamandan ömrüm olur kendileri. Kendileri. Beni hak etmediğine şüphe yok. Bir özür dileme niyetin de mi yok? O harcadığın zamandan ömrüm olur kendileri. Kendileri. Gizem ya. Duygu şoklamasına girdi Öykü Hanım sabahtan beri. Ağla 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 şu an birazcık böyle. Ama iyisi yüzün gülüyor. Evet. Maşallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Ben de aynı şekilde harika eşlikleriniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Her zaman böyle. Soner abi enerjimizi nasıl buldun peki? Evin enerjisini nasıl buldun? Ya yemin ederim çok iyi buldum biliyor musunuz? Hani şimdi biraz böyle arada geldim. Yanlış anlama kardeşim. Hep senin şeyinle konuşuyor. Hani yok seninle biri tartışmış onunla bilmem falan var ya. Hani böyle onlar... enerjiden, o pozitif enerjiden daha büyük negatiflikler değil yani. Ben pozitif hissettim diye söylüyorum. Ha. O, hani sonuçta pozitif mi daha fazla, negatif mi? İkisi de var sonuçta evet, da. Kesinlikle. Yanlış mıyım? Var ama bizim evde evde müzik olunca biz hepimiz pozitif oluyoruz. Ya hem öyle bile. Hem bir de kişisel aura meselesi. Şimdi mesela hani ben burada pozitif bir şey alayım diye gelmiyorum ki yani. Siz bunu vermeseniz ben nasıl alacağım? Kendi kendime ama hani sizde bence o var. Yüzlerde görüyorum ya, harikasınız bence. Gerçekten. Siz de öylesiniz. Senin, yani, senin sayende yani, abi bugün. Çok belli yani bu kadar kısa sürede hemen. Bu evde biraz hızlı ilerliyor sanırım. Değil, bence bayağı hızlı ilerliyor bu evde. Biz var ya çok hızlı. Ya tabii her hız değişir herkese göre ama ben şunu gördüm. En azından bu kadar bir kısa bir sürede olsa bir zaman geçmiş. Bence geldiğim en pozitif ev. Size öyle söyleyeyim. Bakıyorum yani. Ya bunu siz demek ki oluşturmuşsunuz. Çok önemli bir şey. Bir de hani ben dışarıdan şu an geldim yani. Bak benimki doğrudur sizinle ilgili. Yani o anlamda söylüyorum. Evet. Şimdi sorsak herkesin bir fikri var falan. Hani benim en az fikrim benim var diye düşünün. Ben direkt onu görüyorsam sizde neyse onu görüyorumdur yani. Teşekkür ederim. Çok değerli diyorum. Abi çay kahvesi bitti. Valla abi kardeşim. Su vermemişiz değil mi vermemişiz ya? Arkadaşlar bir su alalım buraya. Valla bir su içerim. Bu arada biz de yani her birini ayrı ayrı çok seviyoruz. Ama kendilerinin farkında değiller işte. Tabii. Süre de az bu sefer. Evet evet. 100 gün bitti gitti yani. Geri sayıyor, yani geri sayıyoruz finale doğru gidiyoruz. Hızlıca kendilerinin farkına varsalar aslında ne kadar özel ve özenle seçildiklerini bir anlasalar. İşte burada bir içine kapanma, o çok zamanınız varmış gibi zannetme. Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek işte. Biraz öyle sen konuşurken düşündüm yani empati yapayım dedim. Hani şimdi o da kolay değil yani i̇yi, aslında. Sen bunu en iyi bilen insansın. Ben şimdi kendi kendime yorumlamayayım ama hani baktım böyle aslında ciddi anlamda zorluk derecesi yüksek bir
konudasınız yani. Hani benim gördüğüm. Hani ona rağmen böyle pozitif kalabilmek, ona rağmen böyle kendini barındırabilmek falan, bunlar kıymetli şeyler. İnsan da bazen o kendi kıymetini kendine söylemediği zaman başkasından duyamayabiliyor. O yüzden çok eksik etmemek lazım. Evet. Evet, ben şimdi yıllar evvel konservatuvarda birinci sınıf okuyacağım. Girdim okula. Bir tane bir yani yıl bayağı bir yani önce öyle söyleyeyim. Daha birinci derse bile girmemişim. İlk günü okulun tuvalete girdim. Şöyle arkamdan bir tane kardeşim zahmet oldu. Çok teşekkür ederim. Arkamdan bir kişi geçti böyle. Aynadan gördüm yani. Benim hemen yanımdaki çok teşekkür ederim abi. Hemen yanımdaki lavaboya baktım, 50 falan yıkıyor. Yanımda kendi kendiyle aynayla konuşurken gördüm. Kendine diyor ki adamsın, işte kral falan filan. Ben dedim sensin. Ki bu biraz dedim herhalde ben bu çocuktan biraz uzak durayım. Tamam mı? Hani oynatmış mı acaba? Değil herhalde. O kadar önceden çocuk ben ömrümde kendini bu kadar yani kendine bu kadar... Pozitif enerji veren. Ve mesela hani o dönem bu o dönem benim o bahsettiğim dönem arkadaşlar pozitifliğin P'sinden bahsedenimiz yok coğrafyada. Tabii. Yani öyle kendini bir kavram yok. Kendini sevmek falan. Çok acayip bir şey yani. Peki o çocuğa ne oldu? Akıbeti mi ne oldu? Eyvallah. Ya yurt dışında çok güzel bir noktada ama hani ben mesela o çocukla tanıştığım kendisini bu kadar seven ya da kendisine güzel davranan, pardon seven demeyeyim. Kendisine özenli ve güzel davranan insandan çok şey öğrendim ben. Yani o 4 yıllık bir üniversite hayatım oldu. Hemen zaten yani en yakın arkadaşlarımdan biri yaptım onu. Yani önümde kendini övse bana yeter yani öyle düşün. Harika bir deneyim. Bu işler nasıl yapılıyor? Bir feyz alalım. Tabii. Çok güzeldi yani. Peki abi bir şey sormak istiyorum. Ne demek? Her şarkınızın gerçek bir hikayesi var mı? Şimdi ben de söz yazıyorum. Ama bazen gerçek hikayelerden yola çıkarak yazıyorum. Bazen de kafamda kurguluyorum. Mesela işte Ayşe Fatma'yı sevmiş, o ona bunu yapmış falan diyerekten yola çıkarak bir söz yazıyorum. Sizin şarkılarınızın hepsinin orijinal gerçek bir hikayesi var mı? Ya hepsinin benim hikayesi var ama hepsinin bir hikayesi benimle ilgili değildir. Belki de onu sormak istiyor olabilirsin. Yani muhakkak bir hikayesi olması gerekiyor bir şarkının. Olmayan bir hikayeden bile bahsediyorsa o bile bir hikaye ya. Evet. Ama benimle mi ilgili yani benim deneyimlerimle mi ilgili yoksa benim duyduğum, gördüğüm, şahit olduğum deneyimlerle mi ilgili? Orası değişiyor bence. Anladım. Okay. Senin benim de oluyor yani eğer şarkıyı... Ama şunu söyleyeyim, o şarkının gerçekten birinin hikaye olabilmesi, sen anlattığında sana bir şey ifade edebilmesiyle doğru orantılı. Önce seni ikna edebiliyorsa şarkı, sonra elinden geleni yapar bence, başkalarını ikna eder. Sonra başka birisinin hikayesinin şarkısı oluyor mesela. Atıyorum hani bunun içinde de kibir olarak algılamayın, yani deneyim anlatmaya çalışıyorum. Mesela ben Sademi yayınladıktan sonra, kardeşim bana böyle şeyler gelmeye başladı, ne bileyim mektuplar. Mektubu, işte bakıyorum mektubun içinde böyle fotoğraf var, birisinin nüfus cüzdanı yeni doğmuş, kıza Sadem ismini vermişler. Şimdi bu onun hikayesi olmuş, beni geçmiş yani konu. Yani benlik bir durum yok artık. Yani mesela o Sadem benim konserime geldi. Hani böyle şeyler oluyor yani, hani benden bağımsız oluyor. O artık onun hikayesine eğer ki, onun hikayesinde olabilmeye çalışıyorum aslında. Kendi hikayemde zaten yaşamışım diye düşünüyorum ama... başkalarının hikayelerini tanımlayabilmek ya da bazen şu da mesela oluyor. Biraz uzattım farkındayım ama ya şöyle usta, şöyle olabiliyor. Sen konuş eder gibi biz mesela abi. Bana diyebiliyor ki birisi, bir arkadaşım ya da bir tanımadığım bir insan diyor ki sen benim bunu yaşadığımı nereden biliyorsun diyor. Mesela bunu hani o, çünkü onun ben en başlarda şansa mı yazıyorum falan diye düşünüyordum da sonradan şeyi uyandım. Ya o acıyı duyduğum yer aynı ya zaten o adamla. Yani bana şöyle acı yaşatmış, kardeşime başka. Öyle düşün. Yani herkesin farklı. Ama o şarkıda acıyan yer aynı oluyor. Bence orada buluşuyoruz gibi geliyor. Yani benim nacizane fikrim bu. Bir de şey demiştiniz ya, hani buzum var benim falan. Şimdi benim de öyle bir durumum var. Bir tane parça var, Hırçın diye. Hırçınım var diye, hırçınım var diye cepte bekliyorum. Yani şu an patlayan bir şarkım yok. What? Şarkın, saklı şarkın hırçınım mı adı? Evet, ismi. Allah Allah. Neden Beyza için acaba? Bir denk mi geldi acaba? Acaba.
çok inişli çıkışlı ve şiddetli bir tartışmalı bir ilişkileri var. Hmm. Beyza elendi, geri geldi falan. Ben hani de böyle ilişki uzmanı gibi falan yapıyorum. Ha, vallahi falan. O yüzden tam hırçın yani. Evet, güzel denk geldi. Peki, hazır mısınız evet. Sadem'e? Ben Allah, değilim. Değil misiniz? Var mı bir anısı sende? Yok ama çok seviyorum, ağlatır yani. Ağlatmasın. Yok şeyden ama dertten kederden ya, değil. Hani, o kadar duygusal tabii, veriyor tabii. Ki bana. Bazı anlara götürür ya Öykü Hanım. Evet. Yani, şarkılar o da öyle bir şarkı yani. Yani şarkıları sizde duyguları yoğunlaştırdığı anla hafızaya kaydediyorsunuz ya. Çok doğru. Evet. Şimdi o hafıza yani koku gibi. Evet. Lezzet gibi tabii ki ya yani şarkı da öyle oluyor. Ya şarkının çok anısı kalmadığında evet, artık evet. O insanla da vedalaşmış oluyorsun aslında. Sanırım o bazen de şarkılar seviye atlıyor. Mesela şöyle şu anlamda söylüyorum. Hayatınızda buluştuğunuz anda size hani dedin ya hangi duyguyla bağdaştıysa onunla hafızaya alıyoruz. Sonra o hafızaya aldığımız duygu bittiğinde de dinlediğimizde keyif vermeye başlıyor. Daha, daha senin oluyor şarkı esasen. Daha senin şarkın oluyor tabii canım. Ya birisi pası, için değil en azından yani. Pardon. Pası dinleyince mesela lise yıllarıma gidiyorum falan. Çok tabii güzel oluyor. Tabii ki yani 2010. Ben de bayağı yılların sanatçısı oldum ha. Yani, şu anlamda canım. Söylüyorum. Yani bayağı bir 2000 yılında yazdım buzu falan diyorum. 2023 olmuş. Değil mi ya Öykü? Sene olmuş 2023, sus oralara hiç girme. Sen saçı bıraktın, ben ağarttım. Ama sana çok yakıştı biliyor musun? Teşekkür ederim. Yemin ederim bak. Çok teşekkür ederim. Sadem mi? Yapalım mı? Sadem mi? Yapalım. Adem. Hadi. Yaktın, sönmedi hala. Kimseyi sevemiyorum. Beni sana kattın, belli değil mi? Sebebi bilemiyorum. Aklımda bir tek sen varsın. Ben senden istediğimi kimseye sormadan seveceğim seni Sadem. Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan, yorulmadan seni bekleyeceğim zaten. Evime düşen birkaç saç telin olmadan buna var mı müsaaden? Yormadan, sormadan seveceğim seni Sadem. Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan, yorulmadan seni bekleyeceğim zaten. Evime düşen birkaç saç telin olmadan ya buna var mı müsaaden? Seveceğim seni Sadem. Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden?
Hiç durmadan, yorulmadan seni bekleyeceğim zaten. Evime düşen birkaç saç telin olmadan, buna var mı müsaaden? Yormadan, sormadan seveceğim seni sadem. Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan, yorulmadan seni bekleyeceğim zaten. Evime düşen birkaç saç telin olmadan ya buna var mı müsaaden? Yormadan, sormadan seveceğim seni sadem. Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan, yorulmadan seni bekleyeceğim zaten. Evime düşen birkaç saç telin olmadan buna var mı müsaaden? Bravo! Alınırım, seni tam üzerime alınırım. Darılırsam ancak kendime darılırım. Dayanamam diye bir şey yok, dayanırım. Gerekiyorsa yalancının birine sarılırım. Git hadi sen nereye gidersen içimden. Geliyorsun tarifi zor sözlerle ama sen gözümden biliyorsun. Seni benden alan kader, ölsem vermem diyor. Yalandan yangınların bir yanıyor geri iki sönüyor. Seni benden alan kader, ölsem vermem diyor. Yalandan rüzgarların bir esiyor nefesimi kesiyor. Alınırım, seni tam üzerime alınırım. Darılırsam ben amca kendime darılırım. Dayanamam diye bir şey yok, dayanırım. Gerekiyorsa yalancının birine sarılırım. Git hadi sen nereye gidersen içimden. Geliyorsun tarifi zor sözlerle ama sen gözümden biliyorsun. Seni benden alan kader, ölsem vermem diyor. Yalandan yangınların bir yanıyor geri iki sönüyor. Seni benden alan kader, ölsem vermem diyor. Yalandan rüzgarların bir esiyor nefesimi kesiyor. Seni benden alan kader, ölsem vermem diyor. Yalandan yangınların bir yanıyor geri iki sönüyor. Seni benden alan kader, ölsem vermem diyor. Yalandan rüzgarların bir esiyor nefesimi kesiyor. Sağ ben artık gönül rahatlığıyla müsaadenizi istiyorum. Vallahi şifa ediyorum. Hepinize bir şey söyleyeceğim lütfen. Ama lütfen kulağınıza küpe olsun. Pozitiflik
her şey pozitifken ihtiyaç duyduğumuz bir şey değildir. Evet. Bence olgunluk şartlar negatifken iletişimi pozitif sürdürenleridir. Evet, aklınızda kalsın diye söylüyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Beni bu kadar güzel ağırladığınız için, bu kadar güzel enerjiyle ağırladığınız için hepinize tek tek teşekkür ederim. Başarılar, kalpler, sizi sevdim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Alkışlar Soner Soner'e. Ağzına sağlık Soner'cim. Teşekkürler her şey için. Alkışlar uğurluyoruz. Bir daha bekleriz. Yine gelin. Yine gelin. Çıkın çıkın gelin. Bay bay. Sevgili izleyiciler, hemen oylamalarımızı hatırlatalım. Güzel bir gün geçirdik. Evet, tartışması, hüznü bir arada, hepsi bir arada yaşadık ama geldiğimiz noktada evet bir yarışmadayız. Soner Sarıkabadayı canımıza çok teşekkür ediyoruz. Sezon şimdi başladı diyebiliriz. Onun şöyle bir sesi, nefesi, şarkısı değdiyse bambaşka bir lezzettir. Susmuyorum, gitmiyorum. Öykü Hanım, ben aşk acısı yaşarken Soner Bey gelsin. Kadefada ben ağlamak istiyorum. Gelsin öyle. Tabii varsa öyle bir şey olursa. Kısmet olur aşkın gücü. El Poder de l'Amour oylama için uygulamalarımız. Productionhouse.com.tr başvuru adresimiz. Kısmet olur aşkın gücü official. Instagram, Facebook ve YouTube. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Dünyanın her yerinden bizi izleyen gerçek kısmet ustalar, yaklaşın. Size müthiş bir haberim var. Artık YouTube'a katıl özelliğiyle hemen şimdi kısmet ustalar ailesine katılabilir ve pek çok ayrıcalığın sahibi olabilirsiniz. Herkesten önce sen izle. Reklamsız, kesintisiz, keyifle izle. Kamera arkası görüntüler, özel röportajlar ve kısmet ustalara özel silmemiş sahneler. Yorumlarda üst sıralarda yer alma ve sizin için hazırlanmış özel kısmetus emojileri. Özel organizasyonlara öncelikli giriş, VIP süper kısmetus kartı. Sürprizlerle devam edecek yeni interaktif özellikler. Hadi hemen şimdi siz de bu büyük kısmetus ailesine katılın.